Öncelikle değerli misafirlerimiz, hepinizi selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kırmadınız. Güzel vakit ayırdığınız için. Sırayla isterseniz böyle sizleri böyle hepimiz tanıyoruz ama olsun, yine de bir hani şeydendir, ne derler? Adetendir. Tanıyalım birbirimizi. Kiminle başlayalım? Şimdi ben burada ekranımda yukarıda şeyi görüyorum. Emre Bey'i görüyorum. Aşağıda İsmail Bey var. Yanında da Mehmet Bey var. Yukarıdan başlayalım. Emre Bey, isterseniz sizinle başlayalım. Tanışalım. Kimiz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Kısaca kendimiz hakkında bahsederseniz çok sevinirim. Tabii. Emre İlvan. E-Bebek E-Ticaret Direktörüyüm. Yaklaşık 3 yıldır E-Ticaret Direktörlüğü görevi üstleniyorum. Hem mevcut E-Bebek'in tüm Türkiye'deki e-ticaret ve dijital operasyonları dışında aynı zamanda işte yaklaşık 2 yıldır da çaba gösterdiğimiz e-ihracat ve sınır ötesi e-ticaret operasyonlarını yürütmeye çalışıyoruz diyeyim. Çok güzel, çok memnun olduk. Evet, İsmail Bey, istersen sizinle devam edelim. Aşağı böyle iniyorum. Tamam. Sizin ekranlar bizim ekranlar farklı tabii. Öyle mi? Aşağı yukarı. Evet, öyle şey görüyorum. Değişiyor. Bulunduğun pozisyona göre konum alabiliyorsun yani şeyde. Estağfurullah. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle beraber böyle bir etkinliği gerçekleştirme fırsatı oldu. Tabii esas etkinliğe kıymet katan çok değerli sektör temsilcilerimiz, bu alanda emeği sarf edenler. Emre Bey, Mehmet Bey ve Müge Hanım olacak inşallah. Bizler de bu işin daha ileriye götürülmesiyle ilgili, bölgemizde neler yapacağımızla ilgili, sizlerin de yönlendirmeleriyle inşallah biraz daha süreçleri hızlandırmaya gayret edeceğiz. Türkiye'de 26 kalkınma ajansı var. Bir tanesi biziz. Bursa, Eskişehir, Bilecik illerini kapsıyor. Ben de genel sekreterlik görevini 30 Haziran 2017'den itibaren yürütüyorum. Asıl mesleğim izleyicilerimizin de bilgi olması açısından biraz daha tanışma noktasında belki faydalı olur. Mühendislik benim de geçmişim. İstanbul Teknik Üniversitesi petrol mühendisi bölümünü bitirdim 89 yılında. Daha sonra özel sektör, kamu iktisat teşekkülleri, BOTAŞ, Bakü Tüpü, Seyhan Petrol, Borat'ı, Bursa Gaz Genel Müdürlüğü, sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma Bakanlığı derken şu anda da dediğim gibi bu görevi icra ediyoruz. İnşallah yeni dönemde yükselen bir değer, elektronik ticaret, her şey online'a dönüyor. İnşallah dün de bir yazılım şirketimizin ilk defa bir Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi Türkiye Popcorn, Turcorn diye tabir ettikleri bir şey oldu. Bu da bizi açıkçası çok umutlandırdı biraz daha. Umutlarımızı ileri taşıdı. İnşallah hep birlikte bunları daha ileri noktalara götürebiliriz. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yahya Bey de şey demiş bu arada, İsmail Bey Bursa'ya doğalgazı getiren kişidir diyor. Bursa'ya emeği çok. Yani inşallah. Çok güzel. Bir faydamız olduysa ne mutlu. Çok çok teşekkür ederiz. Metin abi buyurun. Merhaba, ismim Mehmet Metin Okur. Ben de Bursa'ya yakınım, Karamürselliyim. Boşnak aile, Karamürselliyim. Teknoloji tarafında bir sürü yatırım ve çeşitli şirketler, girişimlerim var. İşte 4-5 tane exit yaptım şimdiye kadar. Asıl televizyoncuyum, asıl reklamcıyım, reklam sektöründeydim. Daha önce işte Show TV ile Karamet'le ortaktım. Daha sonra Doğan Holding'le, Aydın Doğan'la ortaktım. Payment konusunda, ödeme sistemleri konusunda bir sürü işim var. İşte Finlandiya'da Mass Mobility as a Service Transportation konusunda bir yeni bir şey çıkıyor. Finlandiya'da Mass Mobility as a Service diye yeni bir konsept çıkıyor. Aynı GSM gibi. Toyota'nın, işte BP'nin, Denso'nun olduğu bir ortaklığım var. İsviçre'de yine mikro mobility işindeyim. E-bike, elektrikli bisiklet işindeyim. Seattle'ın, Google'un kampüsünde kullanılan bisikletler bizim şirketin bisikletleri şu anda. Aynı zamanda da Sefa Merve var. İşte kız kardeşimle beraber kurduğumuz ve bir şeyler yapmaya çalıştığımız bir yolculukta olduğumuz bir işimiz var. Onu da bir taraftan götürmeye çalışıyorum. Çok güzel, mükemmel. Valla bu özellikle Metin abi senin bir sözün var ya işte hani ülke dışına bir tane kalem bile satamayan ben milliyetçiyim diye geçinmesin yani böyle hiç. Hani, İsmail Bey'in yanında öyle sert konuşmayalım. Yani hakikaten ya aslında günümüzde şu anda yani e-ticaret yoluyla, e-ihracat yoluyla aslında bunu kolay bir şekilde yapabiliriz. Tabii ki
bu kadar da kolay değil ama hiçbir iş kadar, hiçbir iş kolay değil. Her şeyin zorluğu var. Ama hani işte burada işi kolaylaştırmak için zaten biz işte eğitim, bilgi birikimlerimizi işte paylaşıyoruz veya danışmanlık taraflarını veriyoruz. İşte sizlerle de birlikte. Şimdi bu arada İsmail Bey, direkt soru bombardımanını tutabiliriz. Yani tamam. Bir sizden bir ben şu anda sizi şeyde görüyorum, çaprazımda görüyorum ekranda. Tamam. Yani bir siz bir ben böyle. Şu anda tamam. Ülke Hanım elimizden kurtuldu şu anda ama geliyor şu an. Bütün abiyle Emre abiye şey yapacağız şimdi. Şimdi ya ben aslında araya gireceğim de bir şey geliyor aklıma. Şimdi bayan olarak da Müge Hanım var ama askerlik yapmış erkekler bilirler. Şimdi girmeden önce bu etkinliğe ben de askerliği yedek subay yapmıştım o zaman. Bize koştururken komando şeyi söyletirlerdi. Havada, karada, denizde diye bağırıp komando diye bağırtırlardı. Şimdi artık biraz şey olacak herhalde, sanal alemde falan diye bağırtıracaklar belki. İşte uzayda böyle yeni şeyler de olması lazım. Hakikaten Türk insanının hem bu girişimcilik ruhu, askerlik ruhu hepsi birbirine geçmiş durumda. İnşallah yeni alemlerde de yeni komandolar, yani şey komandolar diyelim artık buna. İhtiyar komandolar. Tabii aynen. İhracat komandoları da lazım inşallah. Kesinlikle. İsmail Başkanımıza biz de soru soralım ama şimdi. Bizim de birkaç tane soru sormak olsun şimdi. Vallahi Metin abi takdir ediyoruz, takip ediyoruz. Yani özellikle bu hani devlet kanadındaki hani gayret çabalar içinde özellikle işte Eti tarafında işte Emre abilerin de aynı şekilde işte sizlerin de mesela bu yöndeki çabaları takdire şayan. Yani siz hani sizin gibi arkadaşlar, abiler, değerli abilerimiz şey yapıyor, yol açıyor sürekli. İşte bu engellerin kaldırılması için sürekli. İşte ödeme tarafta, lojistik tarafta, yasal mevzuatlar tarafta. Bir de bu arada ne kadar zor olduğunu da işin içinde olduğum için birebir çok iyi bir şekilde de biliyorum. Yani hissediyorum direkt. Hani kestiriyorum, tahmin ediyorum demiyorum. Net bir şekilde biliyorum yani. Dolayısıyla Allah hepimize yardımcı olsun bu yolculuğa. Ama ne kadar zorsa o kadar büyük para var demek. Yani şimdi herkes yapsa bu sefer şey olacak. Yani herkes yapmış olduğu için bu normal amiyane bir iş. Herkesin yapabildiği kolay bir iş. Ama zor olduğu için biz büyük para kazanıyoruz zaten. Herkes de bunun için teşvik ediyoruz. Zaten durum bu. Doğru, doğru. Şimdi Müge Hanım da galiba bağlanıyor ama şey mikrofon bağlandı mı Müge Hanım? Duyabiliyor musunuz bizi? Video görüntü şey geldi, bağlantı geldi ama şey yok. Mikrofon hala galiba yok, görüntü de yok. Evet. Tamam, devam edelim biz. Şimdi ben ilk soruyla başlamak istiyorum o zaman. Şöyle ki aslında bugünkü görüşmemizin temel konusu zaten nasıl başardılar? Yani bu yolculukta özellikle şu anda izleyicilerimizde girişimci olanlar var, KOBİ'ler var, fiili olarak bu işi yapanlar var hali hazırda. Dolayısıyla bu yolculukta özellikle de e-ihracat yolculuğunda bu serüvende neler geldi başımıza? Yani şu anda ben makro düzeyde tamamen konuşuyorum bütün konuları, sonra detaylarına gireceğiz. Dolayısıyla başımıza gelen tecrübeler, bu tecrübeleri aşma yöntemlerimiz, o zamandaki durum, şimdiki durum ve yarınki durum ne olacak tarzında böyle vizyon tarafıyla da ilgili de konuşalım istiyorum. Müge Hanım sesimiz geliyor mu şu anda? Evet geliyor, benim size ulaşıyor mu? Güzel, şimdi herkese merhaba, kusura bakmayın tekrar. Yok estağfurullah. Şimdi biz kısaca şey yaptık, bir tanışma yaptık, hastamız oldu. Sizi de tanıyalım, hani şey olarak da biz tanıyoruz ama hani izleyicilerimiz de şey yapsın. Tanıyalım, ondan sonra da belirttiğim konular doğrultusunda İsmail Bey ve benim moderatörlüğümde bir iki saatlik program yapacağız inşallah. Tamamdır. Evet, sizlerle iyi tanışıyoruz. Ben Müge Gurme'nin kurucusuyum. Aslında ZMC Dış Ticaret isminde bir şekerleme firmasına sahibiyim diyebilirim. Şu anda hali hazırda dünyanın pek çok değişik ülkesine özellikle Türk şekerlemelerini, otantik Türk şekerlemeleri satıyoruz. Bunun da tamamını e-ihracat olarak yapıyoruz. 2013 yılında kurulduk. Son 4 yıldır aslında e-ihracatla uğraşıyoruz. Herhalde bu konuda da ilk olan firmalardan biriyiz. Bu şekilde sonra sorulacak soruları da cevap verebilirim sonra. Çok güzel. Evet, İsmail Bey bu arada isterseniz şey yapalım, devam edelim. Ben şöyle aslında herkesin merak ettiği bir şey belki şeye sorabiliriz. Şimdi elektronik ticaret deyince, işte dijitalleşme deyince biraz istihdam boyutunun
azalacağı ile ilgili bir beklenti var. Dolayısıyla e-ticarette de, ihracatta da sanki böyle istihdam azalıyor. Halbuki ben bir noktada da değişik toplantıları da izlemiştim. Metin Bey'in de bir yine sizinle yapılan bir görüşmesinde. İstihdam boyutuna da çok dikkat çekmişti. Belki bu boyutuyla biraz ele alabilir miyiz? Yani e-ihracat firmaları aynı zamanda tabii neticede bunun arka planında bir dijital platformda bunu ürünleri, hizmetleri karşılandığı bir background var. Arka planda onların toplandığı lojistikle ilgili ön hazırlıkları, sonrasında lojistik süreci ve daha sonra teslim, tekrar geri iade gibi aslında önemli şeyler var. Ne kadar elektronik olsa da bu süreçte istihdama da ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada hani istihdama katkısı boyutuyla da değerlendirmeler olursa ben öyle bir soru yöneltmek isterim öncelikle. Metin Bey ile başlayıp sonra şey yapabiliriz. Bizim tarafta 270 kişi çalışıyor. Dün ben komple Sefa Merve'de her şeyde in-house. Bu arada yapay zeka ekibimiz de in-house, kargo tarafı da in-house, tüm şey in-house. Fakat İsmail Bey, sektörde şöyle bir durum var. Biz şöyle, Türk insan olarak şuna alışmışız. Bir Arap gelsin, dükkanda bir kişi olsun. Bir Arap gelsin, bize desin ki ver dükkanı, versin parayı, dükkanı alsın, gitsin. Hep bu, yani bizim bugün tedarikçilerimiz ve tüm yapı aslında beklenti herkeste. Birisi gelsin dışarıdan, bizden komple malı alsın gitsin. Ama dünyaya baktığımızda bu makro satış mikro satışa dönüyor. Artık birer birer teker teker ürün sat. 100 bin ürün satışından hiç kimse para kazanamaya başladı. Çünkü neden? Karşındaki adam da ona göre pazarlık ediyor. Her yeri geziyor bu malı alacak. Ve büyük bir blok satış yapamıyorsun. Blok satış yaptığında da zaten para kazanamıyorsun. Şimdi bizim Türkiye'nin en büyük makası buraya geldi. Biz hep blok satış yapmaya alışmış olduğumuz için blok satıştan bir kar edeceğiz, Allah bereket versin diyeceğiz, evimize gideceğiz. Bütün yapı da bunun üstüne kurulmuş. Şimdi bunu da şu şekilde yapmışız. Dükkanın önünde beklemişiz biz. Ya bir tane katalog basıp gitmiş miyiz? Yok. Ama Arap'ın gelmesini beklemişiz. Hep bekleyeceğiz. Bir şey gelecek bize. Ya bir katalog bastın mı? Yok. Dijitalde bir sayfa koydun mu? Yok. Çantanı gidip alıp götürdün, pazarladın mı? O da yok bizde. O gelecek, bizden alacak. Ama maalesef bu dijitalde, ya bu dijital dönüşüm bence şöyle söyleyeyim. Yani herkesle konuşup ettiğim bir sürü arkadaşlarımla aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu 500 yılda bir olan, yani bu emperyalizmin gitmesi, kapitalizmin gelmesi öyle bir şey değil. Bu 100 yılda olan bir devrim değil. Bu hakikaten 500 yılda bir olan bir devrim geliyor şu anda. Ve biz bunu şöyle görüyoruz. Çok hoşumuza giderek. Oh, işlerimiz ne güzel kolaylaşacak. Yani şöyle düşünün. Biz plajda oturuyoruz. Dalgalar geliyor. Güzel geliyor sanıyoruz ama bundan içinden bir tane tsunami. Yani bu 500 yılda bir gelen dalga, işte tır şoförü artık işini kaybedecek. Öteki, ama biz hala daha dalgaları böyle güzel güzel, çok güzelmiş gibi de öyle bir paketlenip bize sunuluyor ki bu iş herkese. Çok güzel güzel seyrediyoruz. Böyle hoşumuza da gidiyor. Hava da güneşli. Kumsalında kenarında oturuyoruz. Ama hakikaten çok büyük bir şey geliyor. Bu 500 yılda bir olan bir devrim, bir disruptif bir şey geliyor bu. Hepimizin işinde çok büyük değişiklikler yapacak. Ama biz daha hala bunları dükkanın önünde tavla oynayıp Arapların gelmesini bekliyoruz. Bu sene de gelmedi Araplar. İşte Libya'da da savaş çıktı. Ya kardeşim sen eline gidip malını pazarladın mı? Şimdi birinci durum bu. Bu adam zaten tek kişiyle çalışıyordu veya iki kişiyle çalışıyordu. Zaten bunun bir iş gücüne de bir katkısı yoktu ki. Ama bizim burada en büyük sağladığımız şey, mesela örneğin ben karamürselliyim. Sefa Merve'nin çalışanlarının %80'i karamürselli. Bütün elemanlarım karamürselli olduğu için şimdi onların hepsi e-ticaret biliyor ve orada e-ticaret konuşuluyor. Harika. Başka bir distraktif bir şeye sebep olduk birinci durum, ilk baştaki hikayemiz. İkinci durumumuz da artık benim dayımın çocuklarının hepsi kasap. Dayımlarıma baktığında hepsi kasap. Çocuklara bakıyorsun, onlar da kasap. Şimdi bu yeni neslin çocukları artık kasap olmayacak. Benim hikayem bu işteki hani bir noktada hem kümelenme sağlamaya çalışmak kendi çabamla, yani kendimce hiç kimseden bir şey beklemeden acaba burada bir kümelenme sağlayıp her çaptan insanlar yetişebilir mi? Birinci durumum buydu. İkinci durum hem hakikaten aileye biraz fayda olsun bu. Çevremizdeki insanlara bir fayda olsun. Üçüncü durum buradan kasap çıkmasın yani. Yine dükkan önünde bekleyen bir tane daha adam yetiştiriyoruz. Yani bu da çıkmasın. Artık dijital düşünen veya da ne bileyim defterle kalemle hesap tutanlar Excel'e geçirebilecek bir adım attırabileyim en azından insanlara. Yani şimdi işe sokmak da bir şey değiştirmiyor. Onu geliştirebiliyor musun? Onu başka bir yere taşıyor biliyor. Tamam soktuk kasaba, adamı soktuk. Çocuğu da kasap oluyor. Yani bu döngüden kurtulmamız lazım bir şekilde. Ben buralara bunu hani Sefa Merve'yi kuruş amacım şuydu. Aileme bir yön açayım.
İki, illa haram bir yerde girmiştir, bir buradan para harcayayım, bu vebali bir üstünden atayım. Hem de hakikaten burada böyle bir kümelenme, böyle bir şey yapabilir. Bizim ikinci sorumuz da kümelenme. Yani sizin önder, mesela keşke Bursa'da böyle bir kümelenme yapılabilse. E-ticaretçiler bir noktaya gelebilse. Çünkü ben kargoyu da o zaman tek noktadan aldığı için düşük maliyetli, yurt dışına da gönderdiğim paketi daha ucuza, belki de içinde bir serbest bölge yapıp direkt iade ürününü oraya alma. Çünkü ben tek başıma serbest bölgeye gidip bu maliyetlerle yaşatamıyorum şirketi. Yani aslında bu bir şey, ekosistem. Yani tek başına eleman koydun, okey çalıştın, bugün adam doydu. Yarın onun çocuğu yine aynı süreç devam edecek. Benim akıl, yani kafa buydu. Bu bakış açısıyla bir şeyi elimden geldiğince karınca misali bir şeyler yapıp buralarda bir kendi kendime bir çaba sarf ediyorum. Aslında yaptığımız hikaye bu. İnanın şimdi bir sürü işim var. İşlerim içerisinde en az kazandığım Sefa Merve. En çok uğraştığım Sefa Merve. İşimin %70 oraya gidiyor. %20'sini kazanmıyorum, öyle söyleyeyim size. Ama beni diri tutuyor. Başka bakış açıları. Ben mesela vatana, millete faydalı bir iş yaptığımı düşünüyorum. Her bir tane eşarp sattığımda ya diyorum bu da bir hayır işte. O gazla yaptığım bir iş, inanın. Yani yoksa ucunda çok büyük böyle kâr edeceğim. Ha, günün sonunda da exit ettiğimde büyük para kazanacağımı biliyorum. Yani o kadar hiç böyle ufuk ufuk bir işte değil, onu da söyleyeyim. Yani günün sonunda exit edeceğim, büyük bir para alacağım. Bunun da farkındayım. Ama tutup da hani sadece böyle zor bir iş. Ama zor işte, para var. Yo, yani para kazanmak istiyorsan zor iş yapacaksın, para kazanacaksın. Yoksa şoför olduğun zaman işte geliyor otonom araç, senin yerini alıyor, bitiyor işin. İki gün sonra başka bir iş yapmak durumunda kalıyorsun. Benim buradaki yani ana çizmek istediğim çerçeve bu. O kadar az da adam da çalıştırmıyoruz, onu da söyleyeyim. Yani sonuçta şöyle, teknolojik bir iş yapıyoruz. E-ticaret işi tamamen teknoloji aslında. Hiçbir şekilde bir mal satmayla, toptancılıkla, ürünle hiçbir alakası olan bir iş değil. Ölçebildiğin ne varsa, çakmaksa çakmak, kalemse kalem, defterse defter, elbiseyse. Bunun için, bu ölçülebilir bir meta bizim için. Bunu ölçüyoruz. Buna göre bu metriklerle pazarlama alanları geliştirip sonra bunu göndermeye çalışıyoruz. Bunu da bir zincir çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. Yani durumumuz bu. Buradaki şey, gelişmek için de hem elemanları geliştirmek, hem kendimizi geliştirmek, hem ekibi geliştirmemiz lazım devamlı. Yani ekip sayısını arttırıp, çünkü işte 4 yıl önce biz yapay zeka diye bir şey kurduk. Hiç benim duyduğum, ettiğim bir hikaye bir şey değildi yani. Ama o gün kurduğum şeyde, bugün işte WhatsApp üzerinden ödeme alan, Mastercard'la dünyada ilk entegrasyonu yapan, bambaşka bir yere sürükleyip belki Sefa Merve'nin içinden daha büyük bir business çıkaracak. Bunda ne yapıyorsun? Hem insanları yetiştiriyorsun bu alanda, hem yeni eleman alıyorsun. Devamlı gelişen bir sektör olduğu için de etkisi var Sefa Merve, bence e-ticaret. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Müge Hanım'a burada sözü verelim. Müge Hanım bir de şey, soruyu tekrar zamana gerek var mı bilmiyorum. İlave belki şey sorabiliriz. Yani personel seçerken normal bir şirkete aldığınız personeldeki kriterle e-ticarette uğraştığınız alandaki kriter arasında bir fark oluyor mu? Bir de onu da eklerseniz soruyu cevaplarken memnun olurum. Yani ayrı bir özellik var mıdır? Şöyle, yoksa orada ne gibi yetkinlikler ararsınız bu alanda çalışacaklarla? Şimdi şöyle, sorunun en başına dönecek olursam, bence e-ticaretin tabii ki istihdama şöyle bir katkısı var. Aslında istihdam edilen alan değişiyor. Yani özellikle mesela lojistik alanında çok insana ihtiyaç var. Keza arka planda çalışacak çok insana ihtiyaç var. Eğer bu işte uğraşan firma çok büyük değilse, ihtiyaçlarını outsource edeceği daha işte küçük reklam, pazarlama, bu işten anlayan, özellikle de yabancı dil bilgisi iyi olan personele ciddi anlamda ihtiyaç var. Bunun dışında benim bakış açıma göre aslında bunun şöyle de bir katkısı var. Özellikle kadınlar, ben bunu her yerde söylüyorum. Kadınlar, yani biz çocuk sahibi olduktan sonra kurumsal hayattan ister istemez kopuyoruz. Bu çok zor bir süreç. Çünkü kalan benim çok arkadaşlarım da var kurumsal firmalarda çalışan. Fakat bir kadın için bu zor oluyor. Çünkü her zaman hayat boyu bir sıkıntı. Çocuğumu evde bıraktım. Çocuğumla ilgilenemedim. Yani siz işteyken de %100 işte olmuyorsunuz. Çalışmasanız da bu sefer ben çalışamadım, işte iş hayatından başarılı olacaktım, koptum diye bir sıkıntı mutlaka oluyor. Şimdi buradaki konuşmacıların tamamı erkek olduğu için bu hissi anlayacaklarından pek emin değilim ama
İnanın konuşsanız kadınların niye çalışma hayatında daha az bulunduğunda %99 cevap bu çıkar. Biz çocuklarımızla beraber çalışmakta sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla bence istihdama ticaretin en büyük katkısı aslında kadınların mikro ölçekte rahatlıkla e-ticaret yaparak katılabilecek olması. Yani illaki kurumsal yaşamın içinde var olmayabilir ama kendisi girişimci olabilir. Kendisi girişimci olan bir kadın gününü de kendisi planlayabilir, ev yaşamını da planlayabilir, çalışabilir. Bu yani çok çok büyük bir katkı. Hani sadece para kazanmak anlamında değil ama atıl kalmamak anlamında. Tabii ki bunu yapabilmek için mutlaka ki kişinin kendisi geliştirmesi lazım. Ama ben işte evlendim, çocuğum oldu, çalışamıyorum konsepti diyeyim. Bu şekilde bence bir kenara atılmış oluyor kesinlikle. Onun dışında da istihdamın ben büyük ölçüde yine lojistik alanına kaydığını düşünüyorum. Burada da tabii ki şu anda mesela özellikle Türkiye'de çok büyük bir açık olduğunu düşünüyorum. Herhalde Metin Bey de bence benimle aynı fikirdedir. Yani şu anda mesela çılgın bir alışveriş fırsatı var e-ticaretin önünde Türkiye'de. İnsanlar da alıyor. Fakat lojistik sektörü 10 yıl mı geriden geliyor diyeyim bilmiyorum. Topallamıyor, sürükleniyor mu, emekliyor mu? Feci bir durumda. Burada aslında istihdam sağlayıp hem şu andaki sıkışmış piyasada büyük bir katkı sağlayabilirler. Hem de çalışan personellerini tabii biraz rahatlatıp şöyle bir ufuk açabilirler. Bence insanlar şu ana kadar almadıkları şeyleri bu pandemi sürecinde internetten aldılar. Şu anda öyle bir yerdeyiz ki insanlara bu bir alışkanlığa da dönüşebilir. Yoksa artık dükkanlar açıldı ben sokağa çıkayım da diyebilir. Bunun önündeki en büyük engel lojistik sektörü. Çınca internet alışverişinden vazgeçebilir tüketici. Evet. Dolayısıyla bence lojistik alanında ciddi bir ufuk var. Bunun dışında da tabii ki özellikle genç arkadaşların sosyal medya konusunda, reklam pazarlama konusunda genç arkadaşların diyorum çünkü onlar çok hızlı öğreniyorlar, iyi kavruyorlar, tansiyonu iyi anlıyorlar. Hani bizim yer yer manasız bulduğumuz şeyleri çok güzel yönlendiriyorlar. Buralarda da çok ben istihdam imkanı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani hatta ne diyeyim el kamera tutan, işte sosyal medyayı kurcalamayı seven, kendi kendine öğrenebilen gençlerin hele de yabancı dil biliyorsa mutlaka istihdamda yer alacağını düşünüyorum. Bunda tabii şöyle bir şeye de yer açmak lazım. Etken değil, yani edilgen bir şekilde değil de etken bir şekilde istihdamın içinde yer almak. Yani illa birisi bana gelsin, iş versin. İşte ben şuraya maaşlı gireyim, şu olsun. Bu devir bence kapanıyor bundan sonrası için. Yani tabii ki büyük şirketler yine var olur. Var olacaktır ama böyle küçük küçük mikro şirketlerin çokça bulunduğu, belki üstte çatıda büyük şirketlerin bulunduğu bir sisteme doğru gidiliyor. Burada da kendini idame edebilen, kendine yetenek katan, kendine bilgi katan, her gün öğrenen gençler mutlaka kendine iş fırsatı da doğuracak, kendi kendisine doğuracak. Yani eski tarz ben işte iş aradım, maaşla iş arıyorum. Bunlar tabii ki ciddi anlamda bitecek bence. Peki, teşekkür ederiz. Lojistik dediğiniz aslında çok önemli. Ben de bu dönemde... Eşime anneler günü siparişi verdik. Babalar gününe yetişecek herhalde. Bilmiyorum. Yani o öyle bir şeyimiz de oldu. Lojistik sektörü önemli bir sektör dediğiniz gibi her alanda aslında gelişmesi gereken. Teşekkür ederiz. Emre Bey, ebebekle ben 11 sene önce tanışmıştım. Kızım dünyaya geldiğinde Ankara'da o zaman bir mağazanız vardı. Oraya sık sık uğrardık. Hem doğum öncesi, doğum sonrası. Yakından takip ettiğim işletmelerde. Sizin açınızdan tabii hem işletmeleriniz ürünü bizzat gelip görebiliyorlar. Bir yandan da orada gördükleri sipariş şeyi var. Bu dengelerle beraber hani istihdam boyutu yine ele alabilirseniz
Şöyle alayım. Sağ olun, teşekkürler. Ebebek'le herkes yolu kısmet olanların, nasip olanların hepsini herkes... Valla bizim de yolumuz düşüyor. Hatta şimdi sırada da bir tanesi daha var. Geliyor. İki numara geliyor inşallah. Yani tabii şöyle Ebebek'ten yola çıkarak aslında çok kanallı perakende iş yapan, organize perakende iş yapıp da e-ticareti ardından da belki de e-ihracatı gündemine alan, bunu büyütmeye çalışanlar adına da biraz belki konuşabilirim. Şimdi tabii birçok şey noktaya dekilir. İstihdam noktasından çok uzaklaşmadan şunları söyleyeyim. Aslında evet, e-ticaretin değil sadece teknolojinin ilerlemesiyle bütün dünyadaki sorunsal veya soru işaretlendirir istihdamın nasıl evrileceği, istihdam açığının veya fazlasının nasıl dengeleneceği konusu. Türkiye'de bunu çok hızlı son dönemde aslında yaşıyoruz ve görüyoruz. İşte Metin abinin verdiği örnek gibi kasaplığın oranı veya mahalledeki dükkanların oranı düşerken başka sektörlerdeki belki online üzerinden sevkiyat, online üzerinden satış işleri gitgide artıyor. İşte 3 tane bakkalımız eksiliyor mahalleden maalesef ki, ama bir yandan getir gibi, işte iste gelsin gibi evrilen, değişen yeni yeni oyuncular geliyor. Eskiden 3 tane, 5 tane marka kargo firmamız vardı ve bize yetiyordu. Çünkü böyle bir B2C işimiz yoktu. Şimdi öyle bir B2C işi olmaya başladı ki, çünkü o kargoların bütün yapıları bildiğiniz gibi B2B üzerine, zarf taşımak üzerine bir işti. Şimdi de ciddi bir ticari ürün taşıma işine dönüştü kargoculuk. Dolayısıyla da şimdi bu sektörün bir gelişimine ve büyümesine, hacimsel büyümeye ihtiyacı var. Bu yeni oyuncularla olabilir. Mevcut kargoların yapacağı belki yatırımlarla olabilir. O biraz çok kısa vadede zor olsa da. Yani dolayısıyla ciddi bir istihdam değişimi ne hep beraber yaşıyoruz, yaşayacağız. Ama yine mesela bence de bir 500 yılda bir gelecek bir değişim yani. O kadar köklü bir iş bu. Çünkü bütün bildiğimiz ticaret değişiyor şu an. Belki de 500 yıldır pazardan başlayan ticaret, pazarcılıktan başlayan, sonra mağazaya evrilen, oradan organize perakendeye evrilen ticaret tamamen bence kökten bir değişime giriyor. Tabii ki bitmeyecek, ölmeyecek. Biz yapıyoruz, her gün mağaza açıyoruz. Her yıl 35 tane mağaza açıyoruz, 161 mağazaya ulaştık. Biz mağazacılıktan da vazgeçmiyoruz ama e-ticaretin de mağazayla olan interaksiyonu, etkileşimini birebir de çok canlı yaşıyoruz. Ben burada ciddi bir istihdam noktasında kayma olacağını düşünüyorum sadece. Dijital taraftaki ihtiyaçlara uygun bir istihdam açığımız var. E-ticarette de var. Biz İstanbul'da merkezde böyle evet gibi en azından Türkiye'de tanınan bir markada çalışıyor olmamıza rağmen bugün e-ticaret operasyonunu da büyütüyoruz. Ama işte diğer bazı başka sektörlerdeki gibi bir şeyimiz yok. Nasıl diyeyim? İnternet okur yazarı arkadaşları şey yapamıyoruz, hazır olarak bulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii ki sektörü yetiştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Dolayısıyla hep beraber bütün ekosistem, bütün e-ticaret dünyası e-ticaret istihdamı oluşturmaya çalışıyor. Daha doğrusu bu istihdamda görev alacak personel yetiştirmeye çalışıyor. Bence burada bir istihdam açığı e-ticarette, dijital ortamda zaten açtığınız zaman bugün iş ilanlarının çeşitli sitelerden veya mecralardan genelde gördüğünüz şeyler çok belki de bu işle ilgilenmiyorsanız ilk defa duyduğunuz meslekler. Front-end developer aranıyor, UX designer aranıyor. Bunlar da çok şey var şu an. Ciddi talep var. Yani her firma, ben bu işimi açsak belki 10 tane firma arıyordur yani. Çünkü herkesin şeyi değişti. Ama başka bir daha geleneksel bir pozisyon aranma şeyi çok düştü. Buradaki arz talep dengesi bence değişecek zamanla. Biraz yıkıcı olabilir, biraz işte bizi şey yapabilir ama bir şekilde su yolunu bulur diye düşünüyorum. Tabii ben burada İstanbul'a örnek verdim. Şimdi sizin oradan topu İsmail Bey sizin tarafa geçiriyorum. Anadolu'da bu iş daha da zor bence. Ama Anadolu'dan da çok müthiş hikayeler var. Çok güzel. E-ticaret, e-ihracat hikayeleri çıkıyor. Ama onların işi biraz daha zorlu. Dolayısıyla orada da işte bu istihdamı yaratmak, bu internet okur yazarlığını yaratmak için daha birlik beraberlik olmamız lazım. Biz işte Oksana bahsettiğim gibi ben
mümkün olduğunca olmaya çalışıyorum. Metin abi keza her türlü ortamda olmaya çalışıyor. Onlar daha tecrübeliler bizden ama yani biz bir şekilde bu ekosisteme her yere ulaşıp elimizden geldiğince büyütmeye çalışıyoruz. Ve tabii gerçekten de Metin abim dediğine yine vurgu vereyim. Gerçekten biz zor bir iş. Kolay bir iş değil. Biz şimdi konuşuyoruz. Bazı yerlerde böyle fikir soranlara da diyoruz şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. İşte benim şu ürünüm var nasıl satacağım diyor. Şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Diyoruz ki ya diyor, çok zor. Şimdi tabii ki zor olacak yani. Çünkü senin ürünü üreten 500 kişi var. 498'i zaten bu e-ticaret işini yapmıyor veya e-ihracat işini yapmıyor. Sen yapacaksın ki bir fark yaratacaksın. Veya dünya geneline vursak da bu şekilde böyle olan sektörler var. Dolayısıyla bu zor işinde bazı şeyle zorlukları var. O zorlukları işte Metin abi gibi önden yaşayıp o damdan düşenler bize anlatıyor da biz biraz da az da yani damdan değil ikinci kattan düşerek yapmaya çalışıyoruz. Damdan düşenlerin işi daha zor yani. Emre'cim iki şeyine katılmıyorum. Bir, bu işi İstanbul'daki zengin çocuklar yapmayacak, yapamayacak yani onu söyleyeyim. Bu Anadolu'daki domatesi yemesi için o tarlayı sürmesi, orayı ekmesi, sulaması, sonra da peşinden her gün çapalaması gerektiğini bilen adam yapacak bu işi. Yani tutup da İstanbul'da babasından işte 10 lira alıp da nasıl gidip onu bir şekilde ikna edip araba aldıracak adam bu işi yapamayacak yani. Zaten yapamayacak. Benim öyle bir beklentim yok. Birinci durum o. İkinci durum şöyle, yani bizim şöyle bir durumumuz var. Hani sizin de aynı durumunuz var. Ya Trendyol yapmıyor, Siva 2 yapmıyor, Defak da yapmıyor, bilmem ne yapmıyor. Sefa Mevre ile Ebebek burada yapmaya çalışıyor. Burada bir problem yok mu sizce yani? Bu evet. Normal bir şey mi yani şimdi? Trendyol, adam Ali Baba dünyaya mal satıyor, buradan mal satamıyor işte. Hani yap, o 3 senedir uğraşıyor Almanya'ya mal satacağım diye. Yani niye? Niye bu? Yani gerçekten bunların araştırılması lazım. Yani ben biliyorum niye olduğunu da yani cevabı gerçekten bunların araştırılması lazım. Yani hani demek ki burada bir şeylerin düzeltilmesi lazım. Çünkü lojistik konuşuyoruz. Tamam lojistik okey. Abi adam 2,5 liraya 3 liraya mal taşıyor. Aynı adam taşıyor 4 euroya 5 euroya Almanya'da taşıyor. 10 katı fiyat farkı var arada. Nasıl adam taşıyacak? Şimdi birinci durum bu. İkinci durum adam, şimdi sen şöyle bir kanun yapmışsın. Burada İsmail Bey'e geliyor. O kusura bakmasın başkanım. Buyurun estağfurullah. Demişsin ki kargo firmaları 3'te 2 araçlarının ruhsat sahibi kendisi olacak. Bu adam nasıl işçi alacak? Yani gel buraya taşı kargoyu diyecek birisine. Ya bakıyor şimdi 100 tane aracı, 200 tane aracı var. Hadi 100'ü koydu tamam çözdü. 200'e gidemiyor ki adam. Yani ekstra işçi çalıştırmıyor. Çünkü kanunen ona bir sorumluluk konmuş. Bunu eskale edemiyor başkasına. Bir sıkıntı var. Şimdi hadi motosikletle de ruhsatsız araç falan filan bilmem ne durumları gelmiş. Şimdi ruhsatsız araçla taşımaya çalışıyor. Bu sefer motosiklet ehliyetine takılıyor. Nüfusun %2'si motosikletli. Şimdi başka bir duruma geçiyor. Yani aslında bunların hepsinin hani bir yerlerde tıkandığı bir yerler buralara. Ha biz ben nasıl yapıyoruz? Dayak yiyorum işte ben akıllanmazız abi. Yani dayak yiyoruz. Geliyoruz bir daha açmaya. Bir daha dayak yiyoruz. Bir daha gidiyoruz yapmaya çalışıyoruz. Hani dayak yemediğimiz adam kalmadı. Almanya Cumhurbaşkanı'ndan dayak yedim en son. En son yediğim dayak orada yani. Oraya kadar. Ama ne yapacağız? Yani bunu yapmak zorundayız. Başka da bir yolumuz yok. Herkes el birliğiyle bunu bir şekilde... Hem daha çok para kazanacağım, hem rahat yaşayacağım, hem de bedavaya. Öyle bir şey yok ki yani. Dayak yiyeceksin yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde zorlanacaksın. Yeri geldiğinde bir şey yapacaksın. Ha, zor mu zor? Kabul. Ama zor olmazsa da ben bu kadar para kazanamam. Şimdi öyle de durum var. Onun için savaşmaya devam yani. Şey ekleyeyim, Metin abiye de katılıyorum. Doğru da ifade edeyim kendime. Bu iş tabii ki Anadolu'da kesinlikle olacak. Zaten dedim ki çok iyi de örnekler var yani. Bunu doğru da yapıp, bir de potansiyel var orada yani. O kadar bakir üretim yerlerimiz ve işlerimiz var ki orada. Yani belki Müge Hanım'ın yaptığı işe benzer işler var. Yani biz bir seminere gidiyoruz işte Anadolu'da. Yani diyor ki ben bal satıyorum. Ben diyor işte ya üretiyorum veya ben diyor başka bir şey üretiyorum. Şimdi onlar aslında çok unik işler var. Bunlar ihraç edilebilir işler. Zaten bunlar yıllardan beri konvansiyon olarak ihraç ediliyor. Ya biz bunu niye e-halini yapamıyoruz? Yani yapamayalım ki. Yani işte gidiyoruz Ege'de zeytinyağcılar diyor ki biz zeytinyağı e-ihracat yapamıyoruz. Yıllardan beri ama ihracat yapıyorsunuz. Demek ki bu engellerin üstüne gitmek lazım. Demek ki oralarda bazı sıkıntılar var. Ben şimdi 2,5 aydır Muğla'dayım. Babamın akciğer problemi var benim. Ben kayıt yapıyorum, kayıt seviyorum falan diye de burada Akyaka'da bir ev falan filan yaptım. Babamı da kaçırdım, buraya geldim. Burada şimdi Karabörtlen diye bir yer var. Oradaki kadınları örgütledim. Bunlar şey satıyorlar, çilek. Çilekleri ama ekiyor, satıyor. Ya dedim ki şimdi toptancı geliyor seni sıkıştırıyor. 5 lira çileği uçuracak nasılsa 2,5 lira alıyor. Bunları dedim çilek yapalım, erik reçel yapalım. Örgütledim. Organik.
Reçeli dedim koyalım. Size her ay ne kadar para lazım? 3500 lira. 3500 lira geçer satalım. Nasılsa bu durur. Koyalım Sefa Merve'ye, hepsi burada ya, oraya buraya kadınları. Bakalım ya, başımıza bir iş gelecek ya bir şey olacak. Buralarda da bir yani 2-3 ayda bir şey. İnşallah kooperatife falan götürürüz. Köyü de kalkındırırız inşallah, bir şey olur. Maşallah. Süper. Başkan, evet. Burada ben de ufak bir şey söyleyeyim istiyorsanız. Özellikle bu istihdam, evet, tarafıyla ilgili bizim son bir gelişmemiz var. Onu da duyurmuş olayım bu sayede. Şimdi Türkiye'nin e-ticaret ve e-ihracat konusunda ilk ve tek e-ihracat okulu olduk. Yani MEB onaylı, Milli Eğitim Bakanlığı okulu olduk. Bu arada onayımızı aldık çok şükür. Yaklaşık geçen sene Ağustos'tan beri uğraşıyoruz bu süreçle ilgili. Müfredatlar, üniversitelerden onaylarını aldık. Yorumlarda da bakmıştım, hani bu konuyla ilgili şey yazmışlar, hani yeterli kaynak yok diye şey paylaşılmış. Şimdi bizim özellikle eğitim tarafındaki şeyimiz, hedefimiz temelde bir girişimci, iki profesyonel, bir de eğitmen. Yani üç konuda esas öğrenci yetiştiriyoruz. Girişimciler kendi işini yapacak kişiler, bunu nasıl yapacakları konusunda. Yani dijital pazarlamasından altyapısına, operasyonundan satın almasına, ERP entegrasyonuna kadar birçok konular. Profesyoneller işte Emre abi gibi, Metin abi gibi, işte Müge Hanım gibi arkadaşlar, hani firmalarında çalıştıracakları uzman seviyesinde arkadaşları, hani işe alacakları arkadaşları yetiştiriyoruz. Üç de eğitmen. Yani bu kişileri de daha da MES olarak, yani daha çok büyüyerek eğitebileceğimiz şekilde eğitmen yetiştiriyoruz. Yani eğitmen eğitimi yapıyoruz. Dolayısıyla burada üçlü bir şey de var. Hatta bu işi mesela girişimcilerden örnek verecek olursak, mesela biz şey tarafında sırf Türkiye'nin mesela dört bir yanından, bu arada sadece Türkiye'den de değil, dünyanın dört bir yanından arkadaşlarımız online olarak ulaşabilecekleri eğitimler kurguladık. Yani sertifika programları kurguladık. Hatta ekran paylaşımı da yapayım istedim. Şöyle başlıkları göstereyim. vbs.worldf.net diye girerseniz, vbs.worldf.net. Burada hem yazdığımız işte kitap, webinarlar, devlet teşvikleri, marka patent tescili, yurt dışı pazarlarına giriş, şirket kurulumu, dijital pazarlama, ödeme, yani birçok konuyu ihracatla ilgili aklınıza gelebilecek bütün konuları neredeyse burada toparladık. Ve burada mesela eğitim videoları, sertifika programları, hepsini fiil olarak, yani yüzlerce içerik var burada. Yani bir kişi girişimci olarak içeriye girip o içerikleri izledikten sonra %60-65 seviyesinde bu işi direkt yapabilir seviyeye geliyor. %35'lik kısmı da artık uygulama tarafında, sahada. Yani işi daha çok işte duvarlara işte toslaya toslaya, işte Metin abi bahsediyor ya, bir sürü engellerle karşılaşıyoruz diye. İşte bunları yaşaya yaşaya artık şey yapıyor. Dolayısıyla hani şu anda kaynak tarafında aslında yok denecek seviyede değil. Hani belirli bir kaynak oluşturduk. Hatta biz bu kaynağı sadece Türkçe şu anda var. Türkçe olmayacak. Bu aynı zamanda İngilizce, Rusça ve Arapça da olacak. Yani biz Türkiye'den nasıl işte Emre abi, Metin abi, Müge Hanım ürün satıyorlar yurt dışına e-ihracatla, biz de hizmet e-ihracat yapacağız. Yani biz de Türkiye'yi e-ticaretin ve e-ihracatın merkez üssü olarak konumlandıracağız ve sınır ötesi e-ticaret konusunda eğitim ve danışmanlık tarafında fiili olarak şey yapacağız. Dünyaya hizmet edeceğiz. Dolayısıyla burada da biz de hani istihdam tarafında İşkur'la mesela beraber şu anda şey başlıyor. Eylül ayında eğitim programı başlıyor, sınıf eğitimleri. Ve orada da aynı şekilde girişimci, profesyonel ve eğitmen olarak İşkur destekli yerleştirmeler de bu arada başlıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Daha dün yeni bir programı duyurduk. Hatta daha lansmanı yapılmadı. Bütün kurgusu hazır. İş garantili eğitim lansmanına çıkacağız. İş garantili eğitim tarafında. Burada da Emre abinin de özellikle büyük bir katkısı olduğu vizyon olarak iş garantili eğitim programını başlayacağız. Yani burada da işte biz işin yapılabileceği kısmında destek vereceğiz. İşte bölgelerde İsmail Bey gibi işte kalkınma ajanslarımız destek verecek bölgelerimizi kalkındırmak için. İşin fiili olarak sahada da deneyimleyip yaşayarak işi hem öğrenme hem de çalışma konusunda da işte Emre abi gibi, Müge Hanım gibi, Metin abi gibi değerli arkadaşlarımız da taşın altına elini sokmuş olacağız. Yani böyle toplu bir şekilde aslında bütün bu ekosistemin herkesin bu taşın altına elimizi sokacağız. Yani ekosistemi ele alacağız kapsamlı bir şekilde. İstihdam tarafında da böyle küçük bir minik bir yorum yapayım.
Teşekkür ederiz. Yani aslında bu soruyu sorma amacım tabii hepimizin malumu. Neticede büyüme modelleri değişik ama bizim ülke olarak genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusu da öncelikle iş hayatının içine çekebiliyor olmamız lazım. Üretebilir noktaya getirmemiz lazım. Kırsal kalkınma hamleleri için de aslında ihracatla birleştirildiğinde bir potansiyel olduğu da yine vazgeçilmez. Bursa özelinde bakıldığında burada dağ ilçeleri diye isimlendirdiğimiz biraz daha merkeze uzak ama potansiyeli olan üretim yapabilecek ve bunları yine pazarlara açabilecek modeller arasında bu yer alıyor. Başkanım benim küçük bir şeyim var bu konuda. Ben Çin'i çok araştırdım. Çin'in işsizliğe çözüm bulmasının hikayesi şöyle. Bunlar fabrika açmayı denemişler önce. Fabrika açıp insanları yerleştirmeye çalışmışlar fabrikalara. Fakat yani bu modelde çözüm bulamıyorlar bu işe. Hı hı. Şimdi yeni bir kavram geliyor. Conversational commerce diye. Yani e-commerce'den sonra gelen conversational commerce kavramı geliyor. Bu şu demek. İnsanları iletişim kuracağınız bir kanala alman. Yani ister WhatsApp, ister telefon, ister chat, mesajlaşacağın bir platforma çekiyorsun direkt. Şimdi Çin şöyle yapmış. Demiş ki bu fabrika burada tamam. Bunlar mal. Şimdi kurdu fabrikayı, işçiler çalışıyor, ürün üretiliyor. Ama adam pazarlayamıyor. Ben bu üretimi arttırırsam, pazarlamayı arttırırsam üretimi arttırırım'a gitmiş. O, önüne 10 tane bunun, bu conversational commerce dediğimiz, yani dijitalden tıkladığın zaman herhangi bir mesajlaşma platformuna iniyor kullanıcı ve karşısında bir kişiyle otomatik mesajlaşmaya başlıyor. Önüne 10 tane adam koymuş, demiş ki bunları siz reklam verin ve karşılayın. Bunları ürünleri satmaya çalışın. İşte WhatsApp'tan, ne bileyim Instagram'dan, mesajlaşma tool'larından, oradan buradan. Bunlar ürün sattıkça fabrikalar daha çok üretmeye, hem işsizliğe çözüm bulmuş, hem de üretimini arttırmış. Bu model bizde tam çalışacak mı der. Şimdi mağazalar kapandı. Diyelim ebeveyn. Ebeveyn Conversation Commerce'de kendi müşterilerini direkt indirse tezgahtarların önüne, bununla mesajlaşıp ürünü siparişi alsa. Şimdi bir, Amazon, eBay gibi conversion %2'lerde değil. Yani 100 kişiden 2 kişiye mal satmıyor. 15 kişiye mal satıyor. O adam kendi satışından aldığı komisyonla kendini yaşatıyor. Ebeveyn dükkanı kapansa bile satışa devam etmiş oluyor. Bu şekilde bir çözüme ihtiyaç var. Yani hem atıl durumu kullanabileceğiniz, adam daha çok çalıştığında da daha çok kazanabileceği ve mekan bağımsız. Yani hiçbir şekilde de bir yerde durup kalmayacağı ve de tıkanmayacak bir kanala ihtiyacımız var. Bu bizim bir an önce bu conversational commerce'ı ele alıp buralarda neler, yani onların WeChat'i bugün bakıyoruz. Louis Vuitton WeChat'te dükkan açtı. L'Oreal bir WeChat. Bu ne demek biliyor musunuz? Louis Vuitton İstinye Park yerine Bağcılar'da dükkan açtı demek. Yani böyle şeyler oluyor. Artık hani bu kadar değerli bir hale gelmiş durumda. Biz hala daha döndük Amerika'ya. Amerika'ya bakıp onların yaptıklarını yapmaya çalışıyoruz. Biz hibrit bir ülkeyiz ya. Biz ortada olmamız lazım. Hem Çin'i hem Amerika'sını beraber, tüm koldan ikisini beraber götürüyor olmamız lazım ki bu ülkede bizim başımıza gelenler veya bizden öncekilerin başına gelenler bizden sonrakilerin başına gelmesin. Bunu bir kırmamız lazım. Bence burası hani daha bu uzun bir konu ve detaylı anlatılması gereken bir konu. Burası tam şeyi değil ama burası inanılmaz bir fırsat olan bir yer. Hem işsizliğe çare bulacak, hem dükkanların kapatılmasına, ürünlerin, yani daha doğrusu üreticilerin daha çok ürün satmasına sebep olacak bir kanal var burada bekleyen. Çok da yeni bir konu. Bu konuda önce olabilir Türkiye. Aslında evet, o konuya bana da geçen daha sordular. Yani görünce böyle şaşırdım. Hatta böyle şey... Evet, ben de cevap verdim. Şaşırdım. Conversational, yani şey, yani nasıl iletişime dayalı şey olarak böyle. Sonra biraz daha işine gidince işte chatbot, işte WhatsApp, işte kurgular, işte biraz daha işte yapay zeka, daha sonra işte insan. Hani böyle dedim ya, işte Metin abiler bunu yapıyor zaten dedim, yani hani öyle, yani yeni bir kavram keşfettik ama bu kavramı zaten yapıyormuşuz yani falan ülke olarak diyorum böyle. Buna çalışıyoruz inşallah. Yani bir şey soracağım. Bu konuda ses geliyor mu? Ses alı geliyor mu? Evet evet. Geliyor bakalım. Ha tamam. Emre Bey buyurun, ben araya girdim. Metin abi o WhatsApp hikayesi ses getirdi, hep de konuşuluyor sağda solda, şimdi tekrar Metin abi vurguladı ki soruyorum. Peki bu şimdi conversion commerce için bunlara ürüne ihtiyaç var. Yani şimdi mesela bir top atacağım da, çünkü o WhatsApp'ı bir ürün yani. Bir ürün halinde kendi platformu için bir ürün yaptı. Şimdi bu ürünlere ihtiyaç var. Bizim kendi yazacağımız tabii. Türk yazılımcılarının yazacağı belki de. Ürünlere ihtiyacımız var. Mecbur olmak durumunda Emre'ciğim. Çünkü
Natural language, yani Türkçe dili işleme konusu mecbur Türk olmak durumunda ki, çünkü Amerika senin adına çalışmaz bu konuda. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bu teknolojiyi bizim üretmemiz lazım. Dolayısıyla da bunun çoğalması lazım şimdi. Öyle bir durum var. Bunu, bu şeyin, bu ışığı görmek lazım. Açıkçası. Ben ama oraya gitmeden şunu diyorum. Diyorum ki hiç bota gitmeden, zaten şu anda bir sürü işsiz insan var. Evet. Yani bu adam 10 tane ürün satsa zaten aylık maaşını çıkartacak. Günlük 10 tane ürün satsa. Koy adamı birebir karşısına, düşür şeyleri, mesajla cevap verip ürün satsın. Yani benim başka yeni bir... Yeni nesil bir doğrudan pazarlama. Yani aynen öyle. Network marketingin yeni nesil doğrudan pazarlama. Aynen. Bir de müşteri, telefonu açmadın, müşteriyi kaybettin yok. Müşteri yazdı, bekler. 3 gün sonra bile cevap versen kaldığı yeri görüyor. Devam ediyor zaten conversation'a. Tabii. Aynen. Evet. Bu konuda aslında özel bir şey yapalım. Görüşme yapmak isterim ben zaten. Bugün dediğiniz gibi konu biraz çok uzun gidebilir. Ben de bunu geçtiğimiz toplantılarda da izlemiştim. İnşallah değerlendirme. Küçük bir şeye dokunacağım. Küçük bir şey daha. Kusura bakmayın. Hep böyle süründüğünden de çalıyorum. Baskın geliyorum. Özür dilerim Müge Hanım. Kusura bakmayın. Beni durdurun. Tamam deyin yani. Heyecanlanıyorum ve de hakikaten bir şey oluyor. Çok güzel. Yani, şimdi bizim mobilde, desktop'ta yaptığımız şu. Desktop'ta 100 kişiden 5 kişiye mal satıyoruz. Yani bugün Emre'nin sitesine gelen 100 kişiden 5 kişiye desktop'ta dediğim masaüstü bilgisayardan mal satıyoruz. Mobilde ise %1 satıyor. 100 kişiden 1 kişiye. Müşteri bize diyor ki, zaten bu yaptığınız sizin app, aplikasyon, web'i masaüstü web'i küçültüp mobile koymanız, işte progresif yapmanız bu benimle örtüşmüyor diyor. Ben buradan başka bir şey bekliyorum diyor müşteri. Biz aynı Microsoft'un yaptığı hatayı yapıyoruz. Microsoft Windows'u aldı, Windows CE yaptı, mobile koydu mu? Koydu. Hı hı. Kenara da mouse yerine bir kalem koydu. Bugün var mı Windows CE? Yok. Palm var mı? Yok. Bitti. Çünkü senin öyle eğip büküp progresif yaptığın iş burada çalışmıyor. Burada müşteri senden başka bir şey bekliyor. İşte biz WhatsApp'ı bunun için devreye aldık. Burada WhatsApp'ı devreye aldık. Conversion %14. Şu anda Sefa Merve'de 1000 sipariş günlük sadece WhatsApp'tan geliyor. Yani bu, biz niye gidip Google'a %1-2 conversion'la işte Facebook'a para ödeyelim? %14'e çevirelim conversion'ı, daha az para ödeyelim. Hem ülkeden para dışarı çıkmasın, hem efektif iş yapalım. Hem elemanlara da şey sağlayalım. İş gücü sağlayalım. Yani iş sağlayalım. Yani bu çok önemli bir konu. O biraz vurgulamak istedim. Kusura bakmayın. Bizim burada kalkınma planı biliyorsunuz yeni yapıldı. O çalışma içerisinde ben önemli katkılar olduğunu gördüm aslında. Tabii bahsettiğiniz hukuki düzenlemelerle ilgili de bakanlık düzeyinde, özellikle Ticaret Bakanlığımızda çok yakından takip ettiğinde sizler de bizler de biliyoruz. Gelişen bir süreç, inşallah o bahsettiğiniz eksikler de giderilecektir yakında. İnşallah, inşallah. Kalkınma Ajansı olarak bizim tabii rolümüzü biraz daha bölgedeki bazı şeyleri harekete geçirmek ve sürdürülebilir kılmak. Bunun için şey yapmamız lazım. Özellikle akademik camiada da mesela bir farkındalığı arttırmamız lazım. İnsan yetiştirmek burada en önemli şey. Bir yandan sizler sektörün oyuncususunuz. Tabii koşarken bir yandan da işte ihtiyacınız olan yeni çalışma arkadaşlarının donanımlı gelmesi sizi daha da ileriye götürür. Bu anlamda akademideki hocalarımızla ilgili mentorluk programları yaptık biz birlikte. Orhan Beylerle onları yakın zamanda. Bursa'nın yapısı, tabii İstanbul'un yanında olması, iki üniversite olması, ticaretle ilgili aslında çok ciddi bir altyapı var. Yeni yakın zamanda bizim de bazı çalışmalarımız var. Burada çok ben de uzatmak istemem onları ama özelde yine sizlerle bu konuyu da değerlendirmek arzu ederiz. Ben bir soru daha sorayım mı, yoksa Orhan Bey siz buyurun, devam edersiniz? Buyurun. Ben sorulara geçeceğim. Şimdi şeyde aşağıda izleyicilerin soruları var. Hani evet. Ben aralarından şu anda şey yapıyorum. Hani cevaplananları çıkarıyorum. Soruları kategorize ediyorum. Şey yapacağım. Siz sorun sorun. Yani ben şöyle merak ettim. Tabii sadece tanımın üzerinden de gidersek işte bir ilk e-ticaret diye başlıyor galiba süreç. Daha sonra farklı modeller var. İşte B2B var, işte business to customers var, business to government, yani devlet tarafı var. Devletten ticarete çok aslında yönlü bir iş. Yani bu ölçekte bakıldığında biz tam neresindeyiz bu modelin, hangi kısımdan uygulayabilir noktadayız? Bu modelin içinde gelişebilir tarafları ne kadar daha üzerinde çalışılması ya da hangisi daha çalışılmalı? Çünkü içine girdikçe biraz çok büyüyor, dallanıyor işte.
yeni sosyal medya araçları dediniz. Bir e-commerce gibi işte F-commerce diyorlar. Facebook commerce dedikleri bir tanım da var. Geçen de okudum. Yani tamamen o tarafa evrilen sistemler var. Şimdi WhatsApp. Buradaki gelişmeler bize nasıl bir rol biçiyor? Nasıl bir ya da yeni girenler nasıl bir konum almalı bu noktada? Biraz karışık bir soru gerçi ama yani kendi içinde. Sonra ben en son konuşacağım. Tamam, Müge Hanım'la başlayalım olmazsa. Peki, tamam. Ben şöyle düşünüyorum aslında, hani ülke olarak bakıyorsak eğer, bence hepsine uyum sağlayabilecek bir potansiyele sahibiz. Bir kere Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Birçok şey üretiyoruz. Yani şu an üretilmeyen şeyleri de üretecek çok insanımız var. Bence Türk insanı aslında oldukça adaptasyonu yüksek ve hızlı reaksiyon alıyor. Yeter ki işi kavrasın. Bu teknolojik girişimlerde biraz geri kalıyorsa bir kısım insanımız, ben bunun biraz yabancı dil eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü çoğunlukla teknolojik içerikler İngilizce, daha sonra Türkçe içeriklere dönüşüyor. Yani 1 milyar İngilizce içerik varsa belki işte 100 bin tane Türkçe içerik oluyor. Bu takipte gecikmeye sebep olduğu için bir orada bir zaman kaybı olmuş olabilir. Ama bir üretim avantajımız olduğunu düşünüyorum. Adaptasyon avantajımız olduğunu düşünüyorum. Bence B2C'de de B2B'de de tamamında var olabiliriz. Bir de şöyle bir durum da var. Aslında illaki birinden birini de seçmek gerekmiyor. Yani firmalar aynı anda ne kadar çok yere girişimde bulunurlarsa sepetlerindeki, yani yumurtaları o şekilde bölmüş olacaklar. Çünkü şimdi düşünsenize, şu yaşadığımız pandemide bile birçok insanın ana damarları kesildi. Biz ne kadar çok yere girişimde bulunursak, birinden birisi kesildiği zaman o kadar çok ayakta kalma şansımız olur. Ben Türkiye'yi bu bakımdan avantajlı görünüyorum. Yeter ki dediğim gibi yabancı dil eğitimimiz olsun. Ve bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlar devamlı olarak yeni ne olup bittiğini güncel takip edebilsin. Hani belli bir zaman olup Türkçe'ye dönüp ondan sonra anladıktan sonra değil. Ama olay ilk çıktığı zaman kavranıldığında işin başında, o işin içinde olmak gibi büyük bir avantajımız olur. Burada belki hani sizin kalkınma ajansınızın da büyük bir desteği olabilir. Çünkü eğitimde bulunacağınız kişilerin mutlaka yabancı dil öğrenmesi konusunda bir teşvik olabilir diye düşünüyorum. Ben kendimizi bu bakımdan avantajlı görüyorum. Lokasyonumuz da ülke olarak iyi. Yani çok uzakta değiliz. Birçok yere, özellikle Avrupa'ya çok yakınız. Ulaşım avantajımız var. Bunların hepsini doğru kullanabiliriz bence. Bir de aslında konuyu ifade edenizde aklıma şey de geldi. Türkiye'de üniversitede çok ciddi bir yabancı öğrenci portföyü de oluşmaya başladı aslında. Bunlar da yanımızdaki ticaret elçileri. Evet. Belki bir kısmı bu arayüzü, hani dil bilmesek de onların Türkçe öğrenmesiyle biz onları farklı bir noktaya getirebiliriz. Artık onlar yani, kendini adapte edebiliriz. Yani onlar bizim için bir aracılık yapabilirler. Google Translator yerine canlı translatorlar aslında onlar. Yani eğer bu fırsatlar da kaçırılmazsa belki, ki yapanlar da var bildiğim kadarıyla. Bunu kullanan iki taraflı bir kazanç da oluyor. Evet. Diyebiliriz diye aklıma geldi. Bir hoş örnek vereyim onunla alakalı. Biz buyurun Emre Bey. AliExpress'in ilk tedarikçilerinden biriyiz. AliExpress'te de bayağı son yaklaşık bir yıla yakındır da çok yakın görüşüyoruz. Bayağı hele bu ilk işe başlarken bayağı bir her hafta buradaydı. Kafile diyeyim artık. Sürekli gidiyorlar, geliyorlar falan. Bir gün bir şey geldi, pazarlama tarafıyla ilgili. Ofiste gezdiriyoruz, dolaştırıyoruz. Evet. 5-6 kişilik kızlı erkekli bir grup, işte anlatıyoruz falan, konuşuyoruz hepsiyle İngilizce. Çıkmamıza yakın içlerinden bir arkadaş Türkçe konuştu. Biz de o dakika aramızda Türkçe'de konuşuyoruz tabii, Türk'ün şeyinden dolayı. Çocuğun arkadaşının adı Yusuf'muş. Çocuk ama Çinli yani. Ve Türkiye'de okuyormuş ve Türkçe'yi de burada öğrenmiş. Ondan sonra hala aslında çalışıyor AliExpress'te. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Yani ben konuştukça daha konuş diyesim geldi ona yani. O kadar güzel Türkçe konuşuyor. Çok güzel öğrenmiş. Bu sizin son örneği birebir. Şu an yaşadık ve yaşıyoruz. Ve o Yusuf'u da AliExpress burada istihdam etmiş. Bu Türkiye'deki operasyonla da alakalı, yardımcı olsun.
Dil de bir avantaj tabii bunun için yani Türkçe'yi bilmek. Kesinlikle. Uluslararasılaşma sürecinde bu yabancı öğrenciler sayısı inşallah önümüzdeki dönemde daha da artacağını ben düşünüyorum. Burada bir Emre Bey, sözünüzü kestim. Sözüne bir ilavede bulunabilir miyim? Az önce konuşulduğu için söylüyorum. Aslında dünya pazarları arasında da tabii şöyle bir fark var. Ben hep İngilizce dedim ama hani genelde içerikler İngilizce olduğu için ama mesela evet. Çin gibi bir pazara girerken tabii ki İngilizce bilmenin için yani çok bir şeyi yok. Hakikaten orası bambaşka bir dünya, bambaşka bir bakış açısı, bambaşka teknolojiler. Evet. Mutlaka kendi dediğiniz gibi yani işin içinde olan, o toplumun, o kültürün içinde olan insanlarla çalışmanın çok çok büyük faydası var. Yani onu ayrı bir kenara koyuyorum. Kesinlikle Çin, Kore yani hepsi ayrı bir örnek. Japonya yani çok. Onların, biz de belli çalışmalar içindeyiz. Yani birebir o insanın sıcaklığını, onun kültürünü bilen, kültür de çok önemli. Yani belki birazdan evet. Konu geçecektir. Yani bir ürünü satarken sadece isimlendirmeden tutup da pek çok faktörler var, tanıtım, mesajlar. Çok etkili, kültürü dikkate almadan yapılırsa sıkıntı olabiliyor. Evet. Başkanım, evet. Sizin sorunuza birkaç katkıda bulmak istiyorum. Şimdi bir, buyurun, biz ne yapmak istiyoruz? Şimdi bir ürün mü satmak istiyoruz? Marka strateji, marka olup bir şey mi yapmak istiyoruz? Şimdi bu ikisi birbirinden apayrı ve apayrı ihtiyaçları olan apayrı işler. Bir kere. Yani yurt dışına mal satmadan. Ürün satmak istiyorsak zaten gideceğiz marketplace'lere koyacağız ürünleri ve buralardan satış kanalı olarak kullanıp buraya ürün vermek istiyoruz. Ama şimdi mesela bizim Sefamer olarak seçtiğimiz yol, dedik ki ya muhafazakar tarafta bir marka yok. Dünyada burada üçüncü bir marketplace çıkacaksa Müslümanların 1 milyar Müslümanı hedef alıp bunların üstüne kurulan bir şey çıkacak. Yani başka 1 milyar taban da yok. Yani bir hedef alabileceğin. Böyle bir şey çıkabilir. Ha, yapabiliriz ama Allah nasip eder etmez. O ayrı bir durum ama bizim gitmeye çalıştığımız durum burada bu. Ben şimdi mesela örneğin marketplace'lere ürün koyduğumda cannibalize ediyor beni. Yani Sefa Merve diye aradığında Amazon benden önde çıkıyor, o satmak durumu oluyor. Ben onun için mesela marketplace'lere girmemeye çalışıyorum. Marka stratejisi uygulamaya çalıştığım için. Ama ben ürün satmak istiyorsam ve bu işi önce öğrenip buradan bir para kazanıp ondan sonra bu parayla benim gibi bir marka peşinde koşmak istiyorsam o zaman gidecek bu adamlar önce marketplace'lere koyacak ürünleri. Yani bulabildiğin her yere koyacak. Ama dünyada da şöyle bir eğilim var. Marketplace'ler kan kaybediyor. Yani bugün Filipinlere bakıyoruz. Filipinler'de bizim hepsi burada Trendyol gibi Lazada var. Lazada. Bundan 2 yıl önce pazar payı %65'ti Filipinler'de buranın. Bugün baktığımızda %35. Çünkü şöyle bir durum var. Lazada'nın karşısına 40 milyon tedarikçi dikiliyor. Yani sosyal ticaret dediğin, örneğin şimdi elinde 50 kilo portakalı var. Bu adam gidip hepsi buradaya koysa o kadar dükkan açıp, mağaza açıp, web sitesi yapıp bilmem ne yapıp yapamayacak. Üründen satması lazım. Instagram'dan ve sosyal mecralardan bunun satışını yapmaya çalışıyor. Şimdi hepsi, diyelim ki hepsi buradanın 100 bin tedarikçisi var. 40 milyon tedarikçiyle Türkiye küçük küçük satanlar karşı dikiliyorlar buna. Burada şimdi iki tane şeye sebep oluyor. Bir, trafik kaybediyor hepsi burada. Çünkü Instagram'dan trafik çekiyordu bu. Şimdi bunlar kendi ürünlerini sattığında bunlara pazarlama yapmıyor. Pazarlama yapmayınca trafik kaybı oluyor. İki, rakip olarak, tedarikçi olarak karşısına çıkıyor. Pazar payı kaybettiriyor bunlara. Bu istediği gibi fiyatta, dinamik istediği gibi oynuyor. Şimdi burada ne oluyor? Bir, halka iş sağlıyorsun. Yani halk kendi ürünü satıp para kazanmış oluyor aracısız. Birinci durum bu. Ama burada iki tane makas var. Bir, ödeme alma makası. Yani mesaj üzerinden, mesajlaşma üzerinden ödeme alma. İkinci makas da kargo fiyatlarının pahalı olması. Yani bu adam 10 tane ürün gönderdiği için hepsi burada gibi 15 liraya 3 liraya gönderemiyor, 5 liraya gönderemiyor paketi. 10 liraya gönderiyor. Bunların da kümelenmesi lazım. Yani bizim bakış açımız aslında en başta yapacağımız iş e-ticaretçiler kümelenme, lojistikçiler kümelenme. Bu kümelenme gerçekleşmeden hep parçalanıyoruz. Yani şimdi biz bir örneğin Bursa'da, Karamürsel'de benim depom örneğin. Çünkü mesela depo kirası ucuz diye ben o tarafa geçtim. Orada 1 dolar, köprünün öbür tarafına geçiyorum 4 dolar. Mesela ben yani yaşayan sonuçta ben gidip de yatırımcının parasını yakmıyorum. Kimsenin kendi cebimden yürüyen bir iş modelim var. Bunun içinde de minimum her şeyi aşağı çekmeye çalışıyorum. Yani mesela Bursa bölgesinde o Kılıç falan, oralarda bir lojistik merkez başkanım. Kılıç tarafı, işte bu Orhan Gazi taraflarında. Hem köprüye yakın, hem sizin Bursa üreticilere yakın o tarafta. Ve e-ticaretçilerin de geleceği. Biz bunları yapılsın, biz para ödeyelim. Yani biz, şimdi ben e-bebekle bir araya gelsem, ya rakip değil benim, onu kadın. Evet. Ben şimdi ona müşteri sağlarım çünkü kadın gitsin e-bebekten alsın.
Ya, o da bana der ki ya tesettürlüyse gitsin oradan alsın, bir sorun yok şimdi. Biz depomuzu da aynı tutabiliriz. Tutarım ben e-bebekle beraber depo. Evet. Yurt dışına gönderirim de e-bebekle aynı deal'a girerim kargoca diye içeri çağırırım. Der mi ki ben tektim. Şimdi e-bebekle beraberim kardeşim. Fiyat ver bakayım sen bana şimdi. Böyle 10 firma da bir araya gelebilir Mehmet abi yani. 10 firma da evet. Bir araya gelebilir. Değişik sektörler var yani. Ya iademizi beraber getiririz aynı kamyonla. Yani ekonomisi. Kümelenme problemimiz var başkanım bizim yani. Bizim kümelenme sorunumuzun çözülmesi lazım. Yani bunu bizim yapmamız lazım. Biz sizden de beklemiyoruz ama biz yapamıyoruz bunu. Yani bizim birbirimizin kafamıza vurup devletin bizi kümelenin demesi lazım bize. Evet. Tamam inşallah. Biz burada da şey diyorduk hatta Metin abi, böyle çoğunlukla eğitimde de kullanıyoruz. Hani yurt dışına çıktığımızda rekabet değil, rekaberlik var. Yani beraber rekabet var hatta orada. Yani yurt içinde tamam belki rakip de olabiliriz belki yurt içinde ama yurt dışı öyle çok büyük pazar. Şimdi ben konveyör sistemi yatırımı yapıyorum. Konveyör sistemi 4 saat çalışıyor, yatıyor şimdi. Evet. Ama 3 tane firma olsa, üçümüz beraber yapsak bu yatırımı, sabahtan akşama kadar çalışsa, hepimizin ihtiyacını çözse yani. Hatta desek ki, DHL, kardeşim sen bizim kargomuzu götüreceksin mi? Yapacağım buraya konveyör yatırımı, ayrıştıracağım bizim şeylerimizi. Baştan giriş bu. Gibi gibi. Hani bizim en büyük problemimiz başkanım burada, yani ben öz eleştiri yapıyorum kendimize. Ben de bu arada hani şimdi nasıl bizi, normalde biz kendi aklımızda eve girip COVID'den korunamıyoruz ya. Devlet geliyor bize diyor ki girin içeri, zorla sokuyor sopayla. Hani biz ancak o zaman duruyoruz şimdi. Yani bizim gene birisinin gelip bizim kafamıza kümelenin demesi lazım ki biz kümelenin. Maalesef. Evet. Ben şeye geçeceğim. İsmail Bey eğer siz... Tabii yok, buyurun. Sonra belki arada bir soru daha sorarım sonra. Şimdi yok, sorulara da bakıyorum bir yandan da bayağı da birikmiş. Şimdi süreye de bakıyorum bayağı hızlı geçiyor. 1 saat 15 dakika geçmiş. şimdi işte sohbet böyle keyifli olunca böyle şey yapmıyorsun. Farkına varmıyoruz. İşte evet. Daha önce de sürekli başıma geldiği için böyle şey. Şimdi bu arada soruları arkadaşlar bazılarını şimdi şey yapıyorum. Hani yetiştirebildiğimiz kadar tabii okuyacağım. Böyle hani kademe kademe gideceğim. Atış serbest. Herkes şey alabilir, yanıt alabilir. Tabii şey ismi olarak soranlar da var. Ekleme de yapabilirsiniz. Şey demiş mesela, ne demiş? Bir tanesi çok şey, çok soru var da içinden hani şey yapacağım. Hani sabahtan beri şey yapıyorum, seçiyorum ama şimdi de karışıyor sürekli. Şu anda e-ticaret sektöründe en büyük destek Instagram'dan gelmekte. Bilinen birçok firma Instagram aracılığıyla satış yapmakta. Siz sosyal medyanın e-ticarete ne kadar daha destek olabileceğini öngörüyorsunuz? En azından Instagram üzerinden ne kadar daha satış yapılabilir? İsteyen söz alabilir. Emre abi buyurun. Biraz önce Metin abi tam onu vurguladığı için söyleyeyim. Orada gerçekten çok büyük bir fırsat var ama gerçekten ödeme ve ödemenin de arkasında gelen ekonominin kayıt altına alınması hikayesi biraz sıkıntılı sosyal medya tarafında. Yani o konuyu aşabilirsek onun için... Özellikle de şu anda Instagram Shop özelliğini açtı. Facebook Shop özelliğini şey yaptı. Evet. Pinterest Shop özelliğini... Hani burada ödemesi ve kayıt hikayesi çözülebilirse işte o zaman çok çok daha farklı bir dünyaya hepimiz evrilebiliriz. E-ticaret siteleri yani öyle UX'ler, UI'leri falan konuşmuyor olabilecek noktaya gelebiliriz yani. Çok uzak değil. Ben şu anda Instagram'da mesajla para alma işini çözdüm. Nasıl? Instagram mesajından. Bayağı mesaj atar gibi para alıyorsun. Yani mesajla para alma işini. Operatör üzerinden mi alıyorsun? Operatör faturası da mı yansıyor? Yok, hiçbir şey yansıyor. Kredi kartına, MasterPass'le. Şimdi şöyle, cep telefonu numaranı alıyorum. Cep telefonu numaranı authorize ediyorum SMS'te. Alıyorum cep telefonu numaranı, ondan MasterPass'e gidiyorum. Diyorum ki bu adamın kayıtlı telefonlarını ver. Kayıtlı kredi kartını ver. Herhangi bir yerde, Türk Hava Yolları'nda, hepsi burada alışveriş yaptıysan, kayıt ettiysen, cep telefonuyla kredi kartına eşlenmiş oluyor numarası. Yani beni hatırla dediğinde MasterPass. MasterPass'te mi abi? MasterPass. MasterPass değil mi? Gidiyor, MasterPass'ten şey... kredi kartını getiriyor. Birinci kredi kartın bu, ikinci kredi kartın bu, üçüncü bu. Hangisini ödeyeceksin? Birle. Bira basıyorsun, parayı alıyorsun. Devam. Bu işe gençler çok sevinir. Bayramlarda, şimdi sanal bayramlarda harçlık almak için de iyi bir yöntem olabilir. Yani denizi öpmeye sanal... Evet. Başkanım çocuk... aynı konu geçti bugün benim yeğenlerle. Dedim şeyde, WhatsApp PES hesabı açmadınız şimdi, uğraşın şimdi. Evet. Müge Hanım. Bayram olacak yani. Halit Bey şey sormuş. Müge Hanım gibi gıda sektöründe üretim yapıyoruz.
Müge Hanım'dan e-ticaret için yardım alabilir miyim? İletişim bilgi alabilir miyim? Özellikle Metin abin de, Emre abin de, üçünüzün de iletişim bilgilerini istediler. Chat kısmından, to kısmında all panelists and attendees kısmını seçerek mail adresinizi yazma imkanınız olursa hani arkadaşlar direkt yani kolay bir şekilde ulaşsınlar. Gıda sektöründe de tarafında da. Biri şey demiş mesela Hakan Bey. Metin Bey... Efendim? Küçük bir şey söyleyeyim. Şimdi Instagram'da şöyle bir durum var. Instagram'da ben hani çok o taraflarla hem iç içeyim hem uğraşıyorum hem yani Facebook'la da iç içeyim. Hepsiyle de çok uğraşıyorum o tarafta. Yani bu yakın ilişkim de var. Yani yönetim bazında da. Bir kere 8-10 bin altı hesap sayısı toplam Instagram pazarının %80'i. Büyük hesapların conversion oranları çok düşük. Yani esas efektif olan hesap 10 bin altı hesaplar Instagram'da. Yani ben 1 milyon hesaba reklam vereceğim aslında 5 bin hesaba reklam verdiğim 5 binlik hesaplara reklam verdiğim zaman 4-5 katı daha efektif geri dönüş alıyorum. Yani onun için burada küçük olan kıymetli. Çünkü daha samimi geliyor. Öteki taraf zaten reklam yapmak için bu kadar hesap yapmış, bir şey yapmış, bir amacı oluyor ve müşteri de ona reklam yapıyor diye bakıyor. Onun için de yani 5 binlik hesap alıp günde 50 sipariş alabilmek çok kolay Instagram'da. Yani bir an önce bu bariyer değil. İlla 500 binlik hesap yapman risk. Çünkü aynı oranda sipariş sayın artmıyor. 100 binlik hesapta bir atıyorum 300 sipariş alıyorsan 10 binlik hesapta 100 sipariş alıyorsun. Öyle söylüyorum. Böyle bir şey var. Büyütmek kötü oluyor. Ben büyütmek yerine yatay büyümek mesela daha avantajlı. Yani 8, bana sorsanız 1 milyonluk bir tane hesabın mı olması lazım? 100 tane 10 binlik mi? 100 tane 10 binliği hemen seçerim hiç düşünmeden. Çünkü en az 3-4 katı daha fazla efektif şey alıyorum, sipariş alıyorum o taraftan. Onun için de başlama bariyeri daha az. Yani bugün oturup siz 8 bin hesap yapıp günde 10-15-20 sipariş alıp işe başlayabilirsiniz. Bu arada birisi şey demiş, Metin Bey Marmaris'ten katılıyorum ben de. Marmaris çam balı üzerine görüşmek, tanışmak için çok isterim. Üretici değilim, çam balı. Marmaris. Aldı geldi. Evet. Şey sormuşlar, üretim yapan küçük ölçekli firmalar için yurt dışı firmalara mailing konusunda tavsiyeleriniz ne olur? Üretim yapan küçük ölçekli firmalar için yurt dışı firmalara mailing konusunda önerileriniz. Aslında tanıtım dijital pazarlamayı da katabiliriz yani bu şeye. Ya binde bir aç, yani binde 3-5, %1 açılma oranıyla bir şey atıyorsun ve bunu da oltaya takılıyor. Yani bu oltaya bir şey takılmaz. %2 SMS'in açılma oranı, WhatsApp'ın açılma oranı %90. Siz ya hangisi daha iyi siz seçin. Yani mesajlaşma tool'larıyla gitmek bence daha mantıklı. Evet, daha canlı. Instant olur. Ürün seçiminde çok kararsız kalıyoruz demişler Ozan Bey. Bir tanesi de şey demişti, şimdi bulursam onu şey yapacağım. Özellikle şimdi yurt dışında bir arkadaştı hatta soru. Şey de diyor, yani özellikle Türkiye'deki üreticiler burunlarından kıl aldırmıyorlar maalesef. Yani ürünü buluyoruz ama hani alıp işte kendi ülkemize o pazarlara getirmek için çok zorlanıyoruz. Bu anlamda İngiltere'ydi yanılmıyorsam. Şimdi bulursam tam şey yaparım. Bir sürü soru var şu anda. 50'ye yakın soru var. Arasından kayboldu şu anda. Yine İngiltere'ye ulaşım oldukça kolay çünkü. Yani kamyonla 7 gün. Kamyonla tırla 7 gün. Evet. Metin Bey sesiniz mikrofon kapalı. Alsın fotoğrafı koysun. Niye şey yapıyor ki? Alsın fotoğrafı koysun, satsın. Desin ki sonra bak sattım ürünü, bak nasıl o zaman tedarikçi şey bakıyor. Yani ilk bir tane alsın fotoğrafla ürün satsın. Sonra gitsin bak ben ürün sattım İngiltere'ye, bunu gönder desin. Bak nasıl bu sefer tedarikçi nasıl peşinde koşmaya başlıyor. Müge Hanım'a sormak istiyorum. Gıda ürünleri e-ihracatı yaparken, ürünler müşteri ülkesine girerken zorluk çıkıyor mu? Özel bir izin regülasyon hakkında bilgi verebilir misiniz? Şöyle, şimdi ülkelerin gümrük politikaları değişiyor tabii ki. Gıda zorlu bir konu. Her ülkenin bakış açısı farklı. Bazı ülkeler otomatikman reddedebiliyor. Ya biz çok kötü tecrübeler yaşamadık. Zaman zaman oluyor tabii. Mesela hiç ilgisi yokken biz şekerleme satıyoruz. Bunun içinde et ürünü var deyip kasıtlı olarak geri gönderdikleri de oluyor yani. Ama bu nadirattan oluyor. Zaman zaman herkesin başına geldiği gibi vergi çıkabiliyor. Alıcıya vergi çıkabiliyor. Yani göndermeden önce gene de mutlaka göndereceğimiz firmalarla, DHL'le, UPS'le neyse
mutlaka tekrar bir kontrol yapıyoruz. Yani bu ülkede dikkat etmemiz gereken özellikle bir nokta var mıdır diye. Varsa o konulara dikkat ederek gönderiyoruz. Atıyorum bir ülkede çünkü dini semboller yasak olabiliyor. Sizin kutunuzun üstünde dini sembol oluyor. Oradan gireceği zaman sırf bu yüzden problem çıkabiliyor. Yani son dakikada mutlaka kontrol ediyoruz. Bazı ülkelerin spesifik istediği izinler oluyor. İşte Amerika'da mutlaka FDA gerekiyor falan. Biz bunları tabii ki zaten yıllardır yaptığımız için sahibiz. Yani olması gerektiği şekilde gönderiyoruz. Anladım. Emre Bey size sormuş bir soru gelmiş. Oyuncak ahşap üreticisiyiz. Özellikle önerdiğiniz yurt dışı pazarları hangileridir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Vallahi bizim kendi deneyimimizden bizde oyuncak önemli bir kategori. Tamam biz bebek oyuncakları üzerine 4 yaşa kadar bir iş yapıyoruz. Vallahi İngiltere önemli bir pazar oyuncak için şey olarak da. Almanya oyuncağın zaten merkezi biliyorsunuz. Dünyanın en büyük oyuncak fuarı da Almanya'da yapılıyor ve orada da ciddi bir oyuncak pazarı var. Bu iki ülke zaten ticaret penetrasyonu yüksek ülkeler. Almanya'da ciddi bir Türk şeyi de var. Yani en azından buralar ilk etapta avantajlı ama burada bence 200 yani şimdi biz AliExpress'te 260 ülkeye kadar ulaşabildiğimiz için bundan 150'den fazla ülkeye bugüne kadar sevkiyat yaptığımız için Maldivler'den okyanusun ortasında 50 nüfuslu bir adaya kadar sevkiyat yaptık. Yani hiç yerin önemi yok. Önemli olan ürün, sizin ürününüzün gücü nasıl pazarladınız, doğru anlattınız. Bir özelliğini doğru ortaya koydunuz. Özelliği kalitesi mi, özelliği işlevi mi, özelliği fiyatı mı neyse. Bence hiç ülkenin önemi yok. Önemli olan platformu, kanalı ve o ürünü siz doğru anlatabildiniz mi? Önemli. Yoksa yani Almanya, İngiltere'yi ben misal olarak verdim. Büyük pazarlar ve önemli pazarlar diye ama biz Maldivlere de sevkiyat yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani böyle bir dönem gerçekten her hafta 5-10 tane sevkiyat gönderdiğim dönemler oldu Maldivler. Çok güzel. İsmail Bey bu soru biraz size geliyor sanırım. Nergis Hanım sormuş. Hatta kadınlarımız için bir atölye kurup orada başka el işleri ve gıda ürünleriyle ilgili de çalışma yapılabilir. Bu konuda bir proje yapılabilir. Bu proje için nasıl ve nereden başlanabilir? Yani burada böyle şey kalkınma ajansları bir planı çalışması var mı özellikle benzer projeler için? Şimdi kalkınma ajansları mali destek programları uyguluyorlar. Yıllık belirledikleri her tabii ajans ayrı bir konu belirleyebiliyor. Çünkü ajanslar yapı olarak kanunla o şekilde oldu. O bölgenin öne çıkan özellikleri, ihtiyaçları neyse ona göre bir kurgu yapılması gerekiyor. Bu mali destek programları döneminde eğer uygun bir çağrı rehberleri oluyor bu çağrı döneminin hangi konulara destek verileceği onlar incelenerek şahıstan ziyade tabii bizim onu belki vurgulamak lazım. Bir kooperatif dernek, kar amacı gütmeyen diye biz bunları kategorize ediyoruz. O kategori altında, bir çatı altında projeleri varsa sunabilirler veya bulundukları yerde ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar üzerinden de bu tip projeler geliştirilerek sunulabiliyor. Aslında çok örneği de var, başarılı örnekler. Mesela Osmaneli Belediyesi var, Bileciği. Bilenler bilir, bilmeyenler için de muhakkak da görmelerini tavsiye ederiz. Eski adı da Lefkedir. Bu arada bir kısa bilgi ve reklamını da yapmış olalım. Bizim bölgemizin kıymetli yerlerinden Osmanlı'nın doğduğu, Söğüt'ün olduğu bir il, Bilecik. İstanbul'da da 2 saat mesafede doğal güzellikleri olan. Osmanlı'nın içinde Sakarya Nehri geçiyor. Eski adı Lefke. Lefke bezinin anlamı doğrudan gelir. İznik'e girdiğiniz zaman Lefke kapısı da Osmaneli'nin şu andaki giriş yeri olduğu için. Orada belediye bu tip merkezler kurdu. Hem tarım ürünlerinin işlenmesi, mesela karpuz pekmezi duydunuz mu bilmiyorum. Karpuzun fiyatının uygun olmadığı bir zamanda üreticiden alarak onu değere dönüştürdüler. Yani pekmezini yaptılar, karpuz pekmezi olarak sattılar. Mesela bu son ürünleriydi. Onun yanında ayva lokumu çok ürettikleri belediyenin yine teyzenin güzel bir şeydi. Bayanların el ürünleri yaptıkları çok sayıda hani iyi bir örnek. Aynı zamanda tarihi evlerinin de olduğu harika bir mekan. Bu arada reklamlarda biz şey yok herhalde, sıkıntı yok. Reklam yapabiliriz. Yani o anlamda güzel yerler var yani, örnekler çok. Mükemmel. Metin abi soru size geliyor. Peak şirketinin satışını nasıl yorumluyorsunuz?
Yani zaten hali hazırda çok karlı olan bir şirketi satmak ne derece mantıklı? Para nereye kadar önemli? Mikrofon kapalı bu arada Metin Bey. Para için sattığını sanıyorum yani. Sizleri çok eskilerden beri tanırım yani. Doğan'a ilk şirket sattığında ben o zaman şey dedim. Doğan Holding'deydim. Yani Doğan TV Holding'deydim. Kanal D'deydim. Akıllı çocuk. Hiç bir yerde yani böyle peşinde koştuğu şeyler bir hayalleri var ve hep aynı işlerle yapıyor. Oyun içinde koşuyor Sidar. O işte de doğru ekibi topluyor. Doğru ekiple iyi işler yapıyor. Bence ülke için büyük bir başarı. Helal olsun yani. Tebrik etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok ki. Elini öperiz Sidar'ın. Yani benim diyeceğim bu. Helal olsun. Ülkeye 1 lira getirenin elini öpeyim yani. Bu kadar basit. Evet. Bir tane kalem satsın diyorum işte. Bir tane kalem satsın. Herkes bir kalem satsa zaten biz bu durumda olmazdık. Hiç bunları konuşmuyorduk. Doğru. Müge Hanım, soru size bir fikir ama bu şekerleme gibi ürünler 3D yazıcılar ile yapılır mı acaba? İleride bunları görüyor musun? Görüyor muyuz? Şekerlemeleri 3D yazıcılarla. Valla yani o teknolojiyi de yapabilirler tabii ki ama yemek ister miyiz onu bilemedim. Hani biz, ben kendi markam için söyleyeyim en azından. Biz tabii el yapımı ve gurme şekerleme ürünleri satıyoruz. Dolayısıyla hani bizim için biraz tezat olur ama yapılır mı? Yapılabilir yani. Mümkündür. Doğru. Emre Bey, şirket organizasyonunun sürekliliği için kurucu ekip çok önemli. Kurucu ekibi oluştururken neler tavsiye edersiniz? Kurucu ekibi oluştururken? Evet. Biraz daha stratejik düzey. Ben şöyle söyleyeyim. E-ticaretin benim bildiğim içine girdiğimden beri bir hayat hikayesi var. Bizim işimiz 7/24. Hele e-ihracat falan diyorsak yani gerçek arada 7/24. 7/25 yani. Dolayısıyla ben bir tek onu biliyorum. Bugün depolar 3 var diye 24 saat çalışıyor. Siteler 24 saat çalışıyor. Hiç kapanmayan bir hayat hikayesi. Öncelikle bir kere e-ticaretle ilgilenecek bu iş aşkla yapılıyor maalesef. Sadece başka bir motivasyonu yapmak kolay değil. Birinci şey bu hissiyat olacak. Bu bir tane ürünü satma, bir tane ürünü ihraç etme hissiyatı olacak. Öyle olursa o motivasyon oluyor. 7/24 yaşamaya müsait kişiler olursa bence en önemli birinci öncelik bu. Diğerlerinin hepsi zamanla da öğreniliyor, tecrübeyle öğreniliyor. Çok şey bir şey değil yani. İçinde zaman geçirdikçe her şey öğreniliyor. Hiçbirimiz e-ticaretin okulundan gelmedik. Zaten öyle bir okul da yok. Öyle bir okul olsun diye uğraşıyoruz ama inşallah olur ileride. İşte en başta siz uğraşıyorsunuz zaten. Dolayısıyla herkes bu işe deneye yanıla veya kendi bilgi birikimlerini e-ticarete adapte ederek öğrendi, geliştirdi. Dolayısıyla bence en birinci özellik 7/24 biz çalışacağız. Buna çalışmaktır. Yani bu hem iş hem hobi. Ya bu biraz da şeye bağlı. Şimdi birebir hani benim kendim de bir zamanlar böyle küçük de olsa bir girişimimiz oldu. Hani orada da temelde şunu aslında böyle fark ettim. Yeteri kadar aslında kaynağım varsa, kaynaktan kastım para değil yani sadece. İşte bilgi birikim, çevre, ekip, işte şey, odak, zaman, hani birçok şey var yani. Hani yeterli kaynağım varsa aslında bu kaynakları işte mutfakta doğru, hani o doğrultuda o yemeğin kalitesi ortaya çıkıyor. Hani mutfağa itiraz etmek istiyorum. Efendim? Ben buna şahsen itiraz etmek istiyorum. Evet. Buyurun. %90'ı bende yoktu. İşi kurduğum zaman kızım 1 yaşındaydı. Sağlığım çok kötüydü. Maddi kaynaklarım da oldukça kısıtlıydı. Yani bence bir numaralı şey motivasyon varsa o saydıklarınızın hepsini sonra bulup içine koyuyorsunuz. Doğru, yani motivasyon olmalı diye düşünüyorum. Ya tabii hani onun öncesinde muhakkak bir girişimci şeyimiz vardı yani. İçimizde hep zaten yanan bir ateş vardı yani böyle sürekli girişimci olacağız diye. Kesinlikle. Ya mecbur olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani sen bu işi yapmaya mecbur musun? Mecbursun. Ha, pitbull gibi işte. Hep söylüyorum ya. Isıracaksın ya kafan kalacak ya koparacaksın. Ya da ısırmayacaksın hiç. Yani hiç ısırmayacaksın. Yani öyleysen zaten sen kömüre koysan elmas yapacaksın. İşte neye koyarsan koy bu işin içinden çık. Öbür türlü İşte diyeceksin ki devlet destek vermedi, evet. Bana para vermediler, ben ya işte bilmem ne olmadı. Hani katil bile adam öldürüyor. Normalde katil olan insan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Ne diyorsun? Bana tükürdü. İşte ayağıma çamur attı. Bilmem ne yaptı. Kendini haklı çıkar. Yani bundan hiçbirini anlamıyor. Yapacaksın, oturacaksın, çalışacaksın. Hiç arkana da bakmayacaksın, önüne de bakmayacaksın. Gecesine de gündüzüne de
Yapacaksın, çıkacaksın. Ondan sonra da geleceksin burada bizim gibi anlatacaksın işte. Hikaye bu. Evet. İsmail Bey, teşvik demişken size sormuşlar. Evet. Genç girişimcilere olan Bağkur desteği gibi kadın girişimciler için de bir teşvik var mı? Betül Hanım sormuş. Şimdi teşviklerle ilgili girişimcilik anlamında mı acaba? Evet, evet. Kadın girişimcileri. Tabii yani özellikle bu pozitif ayrımcılık noktasında devletimizin yaptığı çok farklı şeyler var, destekler var. Bu destekler konusunda öncelikle tabii COSGAP üzerinden ben öncelikle yararlanmalarını ve onlarla görüşmelerini tavsiye ederim. Ama artık son dönemde özellikle 2019 yılı başından itibaren geleneksel boyuttaki destekler biraz daha azaldı. Daha teknolojik noktada girişimlere destekleme noktasında adımlar atılıyor. Bu noktada yakın bulundukları yerdeki COSGAP'i özellikle ziyaret etmelerini, oradaki uzmanlarla görüşmelerini tavsiye ederim. Metin abi size gelmiş soru. WhatsApp ürününüz hazır altyapı üreten yazılımcılar tarafından kullanıma açılabilecek mi? Şu anda TCMX altyapısı kullanıyoruz. Bu ürünü bizler kullanabilecek miyiz? Böyle bir hazırlığınız var mı? Şu anda TCMX ile entegrasyon bitti sanırım. Yani bu hafta içinde bitecekti. TCMX'in tüm şeylerini açılacak şu anda. Bu entegrasyon yapılıyor. Yani tüm TCMX'e açılıyor. Çok güzel. Öyle bir durum. Diğerlerine de gelecek mi? Yani işte mesela WordPress. Sefamer'in içinde büyüdü bu. Dışarı çıkarttık. ZZG diye bir şirket kurduk. Ayrı bir şirket haline getirdik. Herkese public açıyoruz zaten. Çok güzel. Mükemmel. İşte yeni bir ürün, yeni bir çözüm. Mükemmel. Ayrı bir şey. Çözüm yani direkt. İşte sektörden gelince, mutfaktan gelince başka oluyor işte. Direkt o şeylerin damarlarına kadar yaşayınca artık o sorunu. Artık bir türlü çözüm çıkıyor ortaya. O zorluk görüyoruz. Demin dediğiniz gibi. Ya yatırımcının parasını yakacaksın bunları yapacaksın ya da kendi paranla yapıyorsan en efektif olup yapmaya çalışacaksın. Yani ben soruyor muyum şimdi hiç başkanım burada destek veriyor musunuz diye bilmem ne diye. Evet. Ben bu arada sorana da kızıyorum onu da söyleyeyim yani. Ya sen kendi kendine kendi ayakları üstüne duramıyorsun. Ona buna diyorsun ki devlet bana destek olsun ya. Ya sen bir dur önce bakayım. Bak peşinden 100 bin tane adam para yatırayım diye nasıl gelecek? Şimdi Sefa Merve herkes geliyor para yatırayım. Niye? Çünkü ben kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Ben şimdi bankalara gidip kredi alsam, bilmem ne yapsam, duramasam hiç kimse gelir mi benim kapıma sana yatırım yapayım diye. Tabii. Şimdi başkanımdan destek aldı. 3 gün onu götürdü, onu kar o. Ya kardeşim sen otur işini verimli hale getir. Hı-hı. Yani ne desteği? Yani dünyanın en çok desteği olan ülkesi işte olmuyor işte destekle. Sen oturup çalışacaksın yani. Şimdi bir soru sormuşlar. Demişler ki işte Metin abi biz seninle nasıl baş edeceğiz bilmem ne. Sen dünyanın en iyi gitaristisin. Niye böyle işte biz seninle nasıl baş edeceğiz? Ben 20 saat çalışıyorum demiş. 21 saat çalışsam benden daha iyi. Sen ol dünyanın en iyi gitaristi. Evet. Ama sen oturup dünyanın en iyi gitaristi olmak istiyorsan böyle bir model yok. Olmuyor yani. Bu kadar basit. Evet. Böyle olsa Amazon vardı hiç kimseye ticaret yapmasın yani. Ondan nasıl aynen başlayayım? Öyle. Soru üçünüze de ihracat tarafında ağırlıklı olarak hangi ülke bölgelerde çalışıyorsunuz? Dolayısıyla sektör olarak kendi alanlarınızda ihracat ve alıcı ülkelerdeki ithalat işlemlerinde yaşadığınız spesifik sorunlar özellikle önerileriniz hani dikkat etmemiz gereken nelerdir? Herkes işte Metin abi tekstil grubuyla ilgili, Emre abi işte anne bebek grubuyla. İşte Müge Hanım. Ben başlatayım istersen. Ürdün'de, bizim Ürdün mesela bir buçuk ay öncesine kadar sorsaydın Ürdün'dü. Ama o da nereden bulduk? Dedim ki Ürdün kapalı. Bir baktım Ürdün'e, savaş çıkmış her tarafta bilmem ne. Bir tek uçakla mal iniyor. Uçakla da sınırlı mal iniyor. Yani şeyden kamyon gitmiyorsa oraya sınırlı mal iniyor belli şimdi. Hı. Hemen dedim hedefleyin arkadaşları Ürdün'e. Ya Ürdün'de biz atıyorum yani. 30-40 kat arttı günlük sipariş sayısı. Ama şimdi Ürdün hükümeti bunu uyandı. Hemen dedi ki pasaport şeylerine kimlik numarası istemeye başladı giden siparişlere. Sipariş sayısı düştü. Şu anda mesela ben olsam Rusya'ya. Ya bizim Rusya işi şu anda iyi gitmeye başladı. Ben olsam hemen döndü. Ya bu anlık. Yani sen şimdi o gün bir olaydan dolayı böyle bir şey yakalayıp fırsatı değerlendiriyorsan bu anlık oluyor. Anlık aksiyon alıyorsun oraya. Hı. Ama yani ürününe bakacaksın. Nerelerde efektif bu ürün? Orada yok mu? Bir sıkıntısı var mı? Fiyat avantajın var mı senin orada? Ya bizde o kadar çok var ki bunlardan. Yani tut tombala koy bir kaseye ürün. Çek al sat bir yere zaten satarsın. Şimdi hep örnek veriyorum. Halı. Ya makine halısında işte 200 liraya adam satıyor sana makine halısını. Adam 180'e üretiyor. %10 karla mal satıyor sana.
Evet. Amazon'a gir, 1000 liradan aşağı makine alıcısı yok. Alman gitmiş senin o Merinos'tan fotoğrafı almış, koymuş Amazon'a, eBay'e. 1000 liraya satıyor. Sattıktan sonra da gelip buradaki senin tedarikçinden 20 lira kazandırıp o üreticiye malı ona siparişi ona paketlettiriyor. Ona gönderttiriyor Alman. E biz bakıyoruz. Bizim Türk arkadaşlar, öğrenciler niye yapmıyor bunu? Ondan sonra diyor ki bizde para yok abi, biz ne yapacağız işte, bize destek olsun. E sana kim destek olacak? Sen kendi kendine destek olmuyorsun. Destek olsa ne olacak devlet sana? Evet. Burada tabii, evet, burada biraz şey de giriyor devreye de, çocukken yetiştirilme kültürleriyle de alakalı. Yani biz çok kollayıcı, gözetleyici bir çocuk yetiştirme tarzımız var. Biraz çok fazla şey yapamıyoruz. Onları kendi özgür alanlarını bırakamıyoruz. Öyle büyüdüğü zaman da çocuklar hep himaye altında büyümeye alışınca o himaye süreklilik haline gelmeye başlıyor. Biraz yani eğitimde de çok tartışılan konulardan biridir bu, biliyorsunuz. Türk insanı aslında girişimcilik kabiliyeti yüksektir. Başardığı zaman çok güzel işler de başarır ama topluma bunu geneline yayma noktasında biraz daha tabii eğitimle de beraber ele alınması gereken bir konu aslında. Başkanım, Finlandiya'ya gidiyorum. Finlandiya'da çok iyi, yani tanınıyorum da, iyi de devamlı işlerim de var. Gidiyorum, gidiyorum. Ya kafa desen kafa yok. Memleket yaşanmaya baktığında 6 ay gece 6 ay kış yaşanmaz memleket. Evet. Suriyelileri göndermişler savaştan, 3500 Suriyelisi, Suriyeli. Evet. Bir ay sonra Suriyeliler demiş ki biz bizi geri savaşa gönderin, biz burada yaşamak istemiyoruz. Bu kadar gül gibi memleketimiz var. Kafamız çalışıyor ama biz çalışmıyoruz. Problem orada başkanım. Evet. Bizim çalışmamız lazım. Evet. Buyurun Müge Hanım. Aslında şunu düşünmüştüm İsmail Bey'in söylediğinden sonra. Biraz belki şöyle de bakmak lazım. Başarılı olmak için başarısız olmayı göze almak lazım. Şimdi bana özellikle de çok soranlar oluyor. İşte biz de yapalım, biz de şöyle yapalım. Tamam yapın diyorum. Yani ben elimden gelen desteği, bilgim, becerim çerçevesinde veririm. Bazen öyle bir noktaya ulaşıyor ki, yani buradan alacağı bir çorabın son noktada oraya geldiğinde başına gelebilecek 1 milimetre karelik bir şey bile hesaplamaya çalışırken hiçbir iş yapamaz hale geliyor karşıdaki. Aslında bu birazcık girişimcilik ruhunun eksik olmasından kaynaklanıyor. Bunun da sebebi hata yapmayı göze alamamak. Yani 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir dünyada çocukları devamlı öyle yetiştiriyoruz. İşte test çözüyor, hata yapmaması gerekiyor falan. O çocuk üniversiteyi bitirdiği zaman dönüp diyoruz ki kutunun dışında düşün. Nasıl yani? Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü? Ne yazık ki bence Türkiye'de insanlar okudukça girişimci olma cesaretini kaybediyorlar. Onun için de bakarsanız aslında çoğunlukla ikisi ters orantılı gidiyor. Okuyan insanlar girişimcilikten kesinlikle uzak duruyorlar. Bu da hata yapma korkusundan kaynaklanıyor bence. Başarısızlığı da burada sadece maddi kayıp olarak algılamayalım. İnsanlar şöyle görüyorlar biraz da, yaptığı işten sorun, cevap alamamak, karşılık bulamamak dahi başarısızlık. Çünkü bir yerde çalışırken şöyle bir durum da oluyor. Yani siz işte diyebilirsiniz ki müdürüm bana mobbing yaptı, işte şu oldu, bu oldu, talihsizlik oldu falan. Fakat ticaret hayatında bunu herkes çok iyi bilir. Yani ticaret hayatı siyah beyaz. Yapamazsanız, yani olmadıysa, başarısızsınız yani. Hiçbir şeyiniz yok. Kimse size şey demiyor. Acaba şöyle mi oldu? Başıma böyle bir talihsizlik geldi. Böyle bir açıklama çerçevesi olmadığı için de insanların bir kısmı bu başarısızlığı göze almaktansa diyor ki garanti, ben garanti gördüğüm bir yolda gideyim. Maaşım cebimde olsun. Evet, az olsun, biraz... garanti olsun. Evet, yani... evet. Şimdi mesela az önce İsmail Bey'e gelen bir soru vardı. O da dikkatimi çekti. Hanımların ürettiklerini satmalarıyla ilgili. Burada da ufak bir şey söylemek istiyorum. Bence bu yine tabii ki şahsi fikrim. Ürettiklerimizi satma becerisine sahip olmak, onları üretmek kadar en azından, hatta belki 2-3 katı daha önemli. Dolayısıyla eğer hanımlar, yani kadınlar böyle bir işte destek, yardım bir şeyler bakıyorlarsa, bunun bence ilk ayağı satmayı öğrenmek olmalı. Nerede satacak, nasıl satacak? Çünkü yani satmayı satabiliyorsanız o ürünün bir önemi var. Yoksa dünyanın en iyi şeyini de üretse, hani böyle birazcık şey mantığından artık çıkılması gerekiyor. Özellikle kadınlarla ilgili olduğu zaman konu buraya dönüyor. Sanki
Kermeste ürün satıyormuş gibi işte bilmem ne yaptım, kavanozladım, sattım değil. O tip ürünler çok var. Nasıl satabileceğini öğrenmek, bunun becerisine sahip olmak, özellikle genç olanlar için söylüyorum. Tamam, belki belli bir yaşın üstündeki insanlar bunu öğrenemeyebilir ama genç olan insanlar eğer bir destek istiyorlarsa bence devletten bunun karşılığı kesinlikle öğrenme beceri olmalı. Bir ikincisi de az önce Metin Bey'in söylediği şeye şöyle çok güldüm. Devlet desteği, teşviği yok derken tabii ki şimdi şöyle oluyor. Yine aynı yere geliyoruz işte. Kaybetmeme, hata yapmama. Yani diyor ki devlet bana baştan destek olsun. Ben kaybedersem para benden gitmesin, devletten gitsin gibi bir yere geliyor. Böyle bir girişimcilik olamaz ki. Girişimciliğin bir numaralı kuralı ne? Kaybetmeyi de göze alacaksın. Ama tabii ki çılgınca bir kaybetme değil. Boyunun ölçüsünde kaybetme, ona göze alacaksın. Sen kazanırken tabii ki büyüme noktasında sıkıntı yaşıyorsan imkanlar dahilinde devlet de sana destek olacak. Yani sen işini büyütmek için destek almalısın. Yoksa ben hiç risk almayayım, benim riskimi devletin üstüne yıkayım. Ben böyle bir mantık olamaz. Hani bu bir girişimcilik mantığı olamaz bence, öyle düşünüyorum. Evet Emre abi. Siz... Yani girişimcilerin arasında kaldığım için. Evet buyurun. soru şeydi değil mi? Sorudan da şey uzaklaşmayayım. Hangi ülkeler daha sektör bazlı? Evet. Sektör bazlı ülke önerileri ve bu süreçte yaşanan öneriler, zorluklar. Ya şöyle, bizim sektörümüz zaten, bizim dikeyimiz anne bebek. Anne bebeğin de yani aslında şeyi şöyle özetleyeyim bu iki konudan da. Asıl önemli olan konu bence analiz. Yani ticarette de bu işte de analizi doğru yapabiliyorsanız doğruyu bir şekilde buluyorsunuz. Doğru ülkede buluyorsunuz, doğru ürünü buluyorsunuz. Analiz baştan yanlış oldu mu sürükleniyorsunuz. Yani biz bence analiz noktası çok önemli bir. Girişimciler önemli, profesyonel çalışanda da önemli. Olayı, konuyu, ticareti, ürünü her şeyi analiz etmemiz lazım. Doğru analiz ediyorsak, ya biz şimdi ülke çalışması yapıyoruz. İngiltere ve Almanya'ya odaklandık. Şimdi analiz yapıyoruz. İşi gücü bıraktık. Sevkiyat, sipariş filan işini de bıraktık. Analiz yapıyoruz. Çünkü biz şunu fark ettik. Biz lambur lumbur büyük bir heyecana dalmışız bu ülkeler. Ürünleri açmışız. Satıyor mu, satmıyor mu? Onun pazarlığı. Şimdi bıraktık o işleri. Bu ülkede dedi ki 100 tane ürün belirliyoruz. O kadar ebeveyn ürün içerisinde bıraktık diğer ürünleri de. 100 tane ürüne odaklanıyoruz. İçeriğiyle, diliyle, pazarlamasıyla bu 100 ürünü satacağız. Hı. Amazon ülkeye çıkıcı gitmeyi planlıyoruz şimdi. Onun arifesindeyiz. Oraya da o 100 ürünle çıkacağız belki. Ama yani onun analizi. Şimdi 3000 ürünü analiz edemiyoruz yani. Yani ona iş gücümüz yetiyor, ne şeyimiz yetiyor çünkü başka işlerimiz var. Ama bu 100 ürünü analiz edebiliriz. Bu 100 ürünü ezberleyebiliriz. Ben şu an Almanya'da, İngiltere'de en iyi mama sandalyesi kaç paraya satılıyor, en ucuz mama sandalyesi kaç paraya satılıyor, ben kimle rekabet edeceğim analiz ediyorum. Yani biraz detaya, derine inmek lazım. Şimdi bu biraz önce o bal örneği verdiğim için niye verdim? Dikey çok önemli, dikey çok büyüyor dünyada. Yani dikey işi büyüyor. Şimdi bir bal işini balcı kadar iyi kimse bilemez. Yani dolayısıyla o orada analiz çok güçlüdür. Sadece ona eklenmesi gereken o dış ülkedeki analizler. O kendi bilgi birikimini dış ülkedekilere karşılaştırması lazım. Fiyat olarak, kalite olarak, ürün olarak. Sonra da operatif konuları zaten dediğim gibi işte damdan düşe düşe de bir şekilde öğreniliyor. Biraz da Hüge Hanım dediği gibi biraz başarısız olmaya şeyiniz varsa, cesaretiniz varsa onları da öğreniyorsunuz. En sonunda bir başarıyı buluyorsunuz. Ben yani aslında şey diyorum yani ülkelerden de bağımsız dediğim gibi her ülkeye sevkiyat yapabilirim. Bugün işte Metin abi 100'den fazla ülkeye müdahale halinde. Yani ülke bulunuyor. Ürdünü yakalıyor Metin abi. Orada ürdüne odaklanıyor. Analiz ediyor. 40 katı çıkıyor. Döndürüyor. Şimdi Rusya diyor. Şimdi Rusya önemli bir pazar. Biz Rusya'ya kendimiz, kendi internetim üzerinden sevkiyatımız yok. Avrupa, Orta Avrupa ve Amerika'ya yapıyoruz biz. Ama Rusya'ya AliExpress'le tanıştık. AliExpress Rusya'da güçlü bir platform. Toplam AliExpress işimizin %40-45 Rusya'dan geliyor. Uzak Ara birinci ülke. Yani ben şimdi bana deseydiniz ben bu analizi yapmadım ama biraz da yaşadım, gördüm. Ya biz Rusya'da nasıl satacağız? AliExpress'te nasıl satacağız tekstil? Çin'deki tekstile nasıl rekabet edeceğiz? Rusya'da Çin'in dibinde dedik ama hiç öyle değil. Çünkü Türk kumaşı, Türk kotonu, Türk pamuğunun bir algısı var. Adamlar Rusya'dan almaya alışmışlar ama Çin yani Ruslar Çin'den almaya alışmışlar ama Türkiye'nin bir algısı olduğunu gördük. Bu sefer oraya koyduk Türk markasıyız, Türk üründür, Türk kotonudur dedik.
Şimdi bir şey yarattı biz. İlla şimdi orada analizimiz şu noktaya kaydı. Yani 3 dolarlık fiyatın altına inmeye çalışmıyoruz. Tamam 6 dolara da satamıyoruz ama yani şimdi işte markalaşmanın belki ilk adımı olacak bu. Bilmiyorum daha. Ama Rusya'da bir marka değiliz. No name'iz ama. Emre, küçük bir şey söyleyeyim. Mesela Türk malı %25 ödenene değer bulunuyor. Çin malına göre mesela. %25 koy abi fiyatı. Hiç şey yapma. Yaşadık. Şu an mesela üstüne. Mesela şu anda bizim bu AB testlerine göre söylüyorum mesela. AB testlerine göre Rusya'da %25 fiyat farkı koy Çin malının üstüne. Normal alıyor. Hiç problem yok. Bir gram düşmüyor satış. Müthiş güzel geri dönüşler aldık. O çok heyecan verdi zaten. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani çok memnuniyet dolu. Bir diğer sorum şeyle ilgili, özellikle şimdi şeyin de programda sonuna doğru da geliyoruz. Şimdi girişimcilerin ve işte KOBİ'lerin hani özellikle en çok yaşadığı sorunlarla ilgili bir tanesini sorusunu şey yapacağım. Orada da tabii daha çok işte sizlerin işte bu konudaki vizyonu doğrultusunda zaten cesaretlendirme anlamında açıkçası beklentim var şey olarak, hani yanıt olarak. Şimdi biri şey sormuş, private label konusunda çok zorlanıyor. Çünkü biz özellikle eğitimlerde de Türkiye'de üretilmiş, Türkiye'de markası tescillenmiş, yani Türk markasının yurt dışına satış konusunda hep teşvik ediyoruz. Şimdi burada da tabii private label dediğimiz şey çıkıyor ortaya. Ve private label konusunda çok zorlanıyoruz demiş. Doğru ambalajlama yapmak için araştırıyoruz fakat görüştüğümüz birçok firma 10 bin ve üzeri siparişte makul bir maliyetleme yapıyor. Paramız var, yerimiz yokken elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz. Bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Acaba bir öneriniz var mı? Bir diğer arkadaş da şey sormuş. Buna benzer bir şekilde ileride kendi markamı kuracağım ama yeterli kaynağım yok. Elimde olan şey asla bitmeyen istek, motivasyon ama maddi konuda yetersizim. Sizce birikim ve krediye başvurmalı mıyım? Veya önerileriniz nedir bu doğrultuda bana? Ambalajla ilgili soru soran yani acaba gıda mı yapıyor diye düşündüm. 10 bin ve üzeri deyince ne ambalajı. Yani private label'da aslında Türkiye'de çok zorlanmamaları lazım. Tabii ki çalıştıkları, ilgilendikleri alanı bilmiyorum ama genelde çok fazla bir ürün üreten çok fazla üretici oluyor. Biriyle anlaşamasalar biriyle anlaşırlar. Hani Metin Bey az önce dedi ya koy ürünü resmini sat sen geri dön dedi. Aslında belli bir özgüvenle konuşulduğu zaman mutlaka üretici çıkıyor. Yani bu konuda açıkçası biraz şaşırdım. Ambalaj noktasında ambalaja bakış açılarını değiştirmeleri gerekebilir. Yani bir işe başlarken bu benim şahsi fikrim. Çünkü ambalajlarda dediği miktarlarda alındığında ciddi bir maliyet yaratıyor. Onu bir de stoklayacak bir yerde tutması lazım. Bu da bir maliyet. Bunu ne kadar zamanda satacak? Demek ki olaya bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Ya bu kadar yüksek miktarda ambalaj, nitelikli ambalaj mı bu onu da bilmiyorum. Gerektirmeyen bir ürünle başlayacak. Ya ambalajı değiştirecek, daha küçük miktarlarda üretilebilen başka bir ambalaj seçecek. Bu benim şahsi fikrim işe şu anda yeni başlayacaksa baştan maddi kaynaklarının çoğunluğunu ambalaj stoklamaya harcamak yerine ambalaja bakış açısını değiştirip ambalajı minimumda tutabileceği, kendisine minimum stok şeyi çıkarabilecek bir nitelikte bir ürün seçmesi gerekiyor. Yani gidip en zor yerinden başlamamalı işin. Demek ki bu böyle olmuyorsa baktığı yeri değiştirmesi gerekiyor. Ya ürünü değiştirecek ya ambalajı değiştirecek. Anladım. Bence. Güzel. Güzel bir tane soru var. Şimdi sattığınız ürünleri satmasaydınız, oyunun başında olsaydınız ne satardınız? Hangi kategori olurdu? Evet, üçünüzden de yanıt istiyorum. Ben transportation'a girerdim. Transportation'a yapardım. Amazon'un bilet satan versiyonu düşün. Tüm dünyadaki biletleri satan marketplace'ini düşün. Amazon'un. Ben bilet satardım yani. Dijital. Çünkü şöyle şuna bakıyorum. En büyük para real estate'te. Sonra transportation'da. Zaten yani telekomünikasyonda 40 euro. ARPU dediğimiz aylık harcama, ortalama insan harcamamız 40 euro. Transportation'da, ulaşım sistemlerinde 400 euro. Yani bu kadar büyük bir sektöre girip, hani bizim total moda falan sektöründen çok daha büyük bir sektör. Direkt oraya girerdim. Yani ben Amazon'un ulaşım sistemleri modeli, burada taksi tedarikçi, İETT tedarikçi, hepsi tedarikçi. Bunların bile ben o işi yapardım yani kafadan.
Daha dün Emre abiyle beraberdik akşam. Ne dedim abi, hatırlıyor musun? Yani dedim ki şu anda şey olsa direkt mesela transportasyona girerim yani direkt. Yani şu anda Türkiye, hatta sadece Türkiye bile yani öyle bir seviyede ki mevcut durumu üçe katlayın yine ekmek var. Yani evet. Hani bir verimsiz sektörü seçeceğiz ya. Ya yani bunun motoru bile %40 verimli çalışıyor transportation. Araba alıyorsun, günde 2 saat kullanıyorsun, 22 saat yapıyor, %10 verimlilik. Belediye evet. Otobüsü %40 dolu, bak belediye otobüsü Türkiye'de. Taksi %30 dolu, %70 boş geziyor. Ya burada zaten %5-10 bir iyilik bir fikir bulsan zaten bir daha çalışma zaten. Yat, hiçbir şey yapmana gerek yok. Çok güzel. Evet. Müge Hanım, sizden alalım. Ya ben ne satmak isterdim? Ben kimyasal madde satmak isterdim. Hep yani düşünüyorum, gıdacı olmasaydı kesinlikle kimyasal madde satmak isterdim. Emre Bey? Valla şöyle söyleyeyim. Böyle keşke güzel bir hap olsa da şunu satın desem. Herkes para kazandı. Yani, ya yine aynı yere geliyorum yani. Siz elinizde ne üretiyorsanız en çok onu biliyorsunuzdur. En iyi onu satarsınız. Ha ben alıp satacağım diyorsanız da yine ilginiz olduğu alana, incelediğiniz alanı, bilgi birikiminiz en yüksek olduğu alanı, Türkiye'de veya dünyada ticaretin daha iyi yapacağını bildiğiniz alanı satarsınız. Çünkü gerçekten şu ürünü hiç internette satmaz vardı eskiden. Ve ilgin ticareti geldi. Hepimiz diyorduk ki ya işte hep ben de tekstil ticaretinden geldi. Boynar arkasından Trendyol hep diyorduk ki ya bizim takım elbise satılır mı? Ayakkabı satılır mı ile başladık. Şimdi geldiğimiz noktayı siz düşünün yani. Ben örnek veriyorum. Güneş gözlüğü satılır mı? Ya kim takmadan güneş gözlüğü alır gözüne? Uyar uymaz diyorduk yani. Evet. Nelerden bahsediyoruz? Nerelere geldik yani. Veya işte takım elbise için söylüyorum. Nasıl paketlere de gönderilir, buruş buruş olur o takım elbise kargoda zaten diyoruz. Takım elbise satılıyor. Yöntemler bulundu. Ambalajlar yapıldı. Güzel kutular yapıldı. Yani her şey satılabilir artık. Artık bu kesinlikle inancımız. Oto yedek parçasındaki işte otomobil yedek parçasındaki pazar Avrupa'da ortada. Yani kaskoların kimsenin Orta Avrupa'da kaskoların belki daha metinal bir transporta işe çalışıyor. Girmeyeyim oraya ama yani benim gördüğüm, duyduğum çok ciddi bir e-ticaret pazarı var. Almanya'da özellikle mesela. Oto yedek parçasında bir ciddi bir e-ticaret işi olduğunu söyledi. Rakamsal olarak. Yani her şey yapılabilir. Ben tamamen... Siz genel sekreter olmasaydınız ne yapardınız? Size de gelsin soru. Şu halimde çiftçi olurdum herhalde. Yani, estağfurullah. Ben çocukluğumda yok. Çocukluğumda zaten buralıyım ben de. Yenişehir benim ilçemde. Bursa'nın Yenişehir ilçesi. Zaten öyle büyüdüm. Yani modern çiftçilik yapmak isterdim. Yani modern çiftçilik çok güzel. Yani dünyadaki eğilimleri yani biraz şey yaparsak konuşulanlardan bahsedeyim. Bu şehir ekonomisi daha 1.0'da. Yani bu 4-5 nasıl teknoloji şey, sanayi 3.0 4.0 bilmem ne falan filan gidecekse daha bu emeklemede bir kere buralara bir odaklanmamız lazım. Finansal sistem komple değişiyor. Her yerde değişiyor. Yani finansal sistem değişiyor. Fintech'ler inanılmaz şey şu anda. Benim baktığım Diamond, lab grown et yani laboratuvarda üretilen elmas, maden üretimi, laboratuvarda üretilen maden üretimi artı laboratuvarda yiyecek üretimi. Şu anda inanılmaz hype yapmış durumda her yerde deli gibi. Bir de transportation yani mobility inanılmaz şey hype noktasında. Buralarda bir şeyler ama bizim şu anda verdiğimiz sokma akılla da hiçbir şey olmaz onu da söyleyeyim. Çünkü şöyle bir durum var yani. Siz gençler bizden daha öndeler ve gelecekte yaşıyorlar. Yani onların şekillendirildiği dünyaya biz buradan çomak sokmaya çalışıyoruz ve akıl sokmaya çalışıyoruz aslında. Ve her şeyin çok değiştiği, bu kadar değiştiği, bu kadar kısa sürede değiştiği bir yerde buradan akıl sokmakla iş olmaz. Biraz bir an önce üniversitedeyken iş hayatına, lisedeyken iş hayatına başlayıp bu derede akmaları lazım ki onların gördükleri hedeflere gitmeleri lazım. Ben bunları tavsiye edebilirim onlara. Ama şey var, ben az önce de konuşurken Sidar Bey'den bahsettik. Son durumunu bilmiyorum da daha önceki veri mi? Bu, yani insanın hayalinin peşinden gitmesi çok önemli. Yani okul tabii önemli, kimse okumasını da demiyoruz ama bazen okulu yarım bıraktığını ben okudum. Yanlış mı bilmiyorum. Boğaziçi'nde okurken daha sonra bu şirketi kurmuş. Dünyada bu başarılı iş insanlarını da incelediğiniz zaman Amerika'daki şu anda isimleri hep konuşulan çoğu yani okulu hayalleri doğrultusunda şey yapmışlar, askıya almışlar, sonra tamamlamışlar belki. Yani bence önemli olan rutinin dışına çıkmak biraz da hani hayata
hizmetleri de öyle, hep inovasyon da öyle tanımlarız ya. Yani bazen normal bir hizmet sunumu, bir işlemi yeni bir bakış açısıyla yorumlayıp tekrar sunduğunuz zaman o da bir inovasyon olabiliyor. Biraz sorgulayıcı bakmak lazım hayata veya yaptığınız işe. Ya bu iş böyleymiş, çok geleneksel, zaten böyle yapmışlar, ben neyini değiştireceğim ki dememek lazım. Aslında orada biraz bizim bir büyüğümüzün öyle bir tabiri vardı, içten yanmalı motor olmak lazım diyordu. Yani dıştan zorlamayla bir şey olmuyor. Yani vagon olunabilir ama lokomotif olmak önemli olan. Olaya biraz da böyle bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Ama bu şu demek değil, başıboş kafasına estiğini yapmak demek de değil yani. Biz orada biraz uçlarda geziliyoruz, ifrat tefrit gibi. Yani iyi rol model insanlar olmak lazım. Onun için de hem işin ekonomisi hem de ekonominin ahlakı da olması lazım. Hepsi bir bütün yani. Ahlakla beraber olursa güzel işler çıkar yani. Zaten o zaman fayda üretmek amaç oluyor. Fayda dediğimiz zaman da topluma fayda, insanlığa fayda, doğaya fayda. Para zaten kazansanız da milyonlarca, bir metre bez parası olsa cebinizde yetiyor zaten. Gerisi sizden sonrakilerin düşüneceği bir iş oluyor. Doğru. Ben son sorulara doğru şey yapıyorum. Ülke imajı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu yurt dışına çıkışta işte Türkiye'de üretilmiştir ibaresinin kullanılması yönündeki önerileriniz ne olur? Avrupa'da %25 pahalı. %25 daha değerli, ödediğine değer buluyor Türk malını. Çin'e göre. %25. Çok güzel. Yani bizim yaptığımız testlerde bu %25 çıktı. Avrupa'da, Rusya'da, bu yakın bizim komşu ülkelerimizde Türk malı tekstil tarafında, bizim sattığımız kategorilerde çanta, tekstil, bu tip ürünlerde %25 daha ödenene değer buluyor müşteri aldığı malı. Yani %25'e kadar fiyat koyduğunuzda Çin'in yerine sizi tercih ediyor. Onun üstünde Çin'e dönüyor. Çok güzel. Diğerlerine de bir tane daha o soru var. Onunla ilgili. Müge Hanım bahsettiği satışı öğrenmek nasıl olur? Kendisi çok geç başlanmış işe nereden öğrenilir? Müge Hanım'ın bahsettiği satışı öğrenmek nasıl olur? Satışı öğrenmek nasıl olur derken tabii ki yani hem e-ticareti hem de e-ihracatı öğrenebilecekleri online bir sürü platformlar var. Şu anda sizin de yaptığınız gibi. Bunları düzenli olarak takip edip öğrenmeleri lazım. Çünkü beceri gerektiren bir iş, özellikle de kısıtlı kaynakla başlayacaklarını düşünürsek, şimdi maddi kaynakları yüksek olan bir firma olarak girer, işten anlayan 50 kişiyi yanına alır, yapabilir. Ama buradaki girişimci arkadaşların bu şekilde başlamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla online tüm kaynaklardan okuyup, izleyip öğrenmeleri lazım. Online yine okullar var, bunları izlemeleri lazım. Bu şekilde öğrenebilirler. Çünkü öbür türlü ürünü üretirsiniz de satamadıktan sonra hiçbir önemi kalmaz. Yani kullanacağınız platformları, alanları en iyisini yapamıyorsanız dahi birisine yaptırdığınızda denetleyebilecek kadar bir fikriniz olması lazım. Yoksa karşıdakine parayı verirsiniz. Sosyal medya reklamcılığı için bile geçerli. Karşıdakinin yaptığının ne sonuç verdiği hakkında bir fikriniz olmaz. Harcadığınız para boşa gider. Dolayısıyla yine çareyi internetten bularak tüm kaynakları değerlendirip öğrenmeleri lazım. Yasir Bey şey sormuş. E-ticaret gelirleri giderleri açısından değerlendirdiğimizde yurt içi ve yurt dışı arasındaki oran ne şekilde gelir giderlerde? Yani yurt dışına atılan bir taşla ne kadarlık kuş vuruluyor? Yurt içindeki atılan bir taşla ne kadarlık kuş vuruluyor? Ben söyleyeyim. Bizde 1'e 14 yurt içi. 1'e 14 yurt içi. Yurt içi 1'e 14. Yurt içi 1'e 14, 1'e 4 yurt dışı. Yurt dışı 1'e 4. 1'e 4. Buradaki büyük maliyetleri ne alıyor yurt dışında? Reklam alıyor yani, en büyük zaten euro şeye gittiğinde yani reklam inanılmaz pahalı yurt dışında. Yani en büyük şeyimiz reklam maliyetimiz. Zaten malı sattıktan sonra, parayı aldıktan sonra kargoyu falan ötekilerini ödüyoruz. Onun için sıkıntı yok ama parayı alana kadar ki sorun. Yani reklam harcaması yapmanız gerekiyor, finanse etmeniz gerekiyor öncesinde.
Anladım. Emre Bey sizde? Tabii yani, ama bir sürü sorun da var diye. Mesela Mısır. Mesela Mısır bizim için iyi pazar. Ama adam çadırda yaşıyor. Adres yok. Yani kırmızı çadırın yanındaki sarı çadır diye yazıyor şeyi, adresi. O kim nasıl bulacak? Hani bizim Türkiye'deki adres sisteminden sorunlu diyorlar ya şimdi. Şimdi evet. Ben düşünüyorum. Hakikaten bakıyorum. Kırmızı çadırın yanındaki sarı çadır adres. Şimdi ben nasıl WhatsApp'tan lokasyon almayayım da o çadırın yerini bulmayayım yani. Şimdi mecbursun. Evet. Hani diyorsunuz ya bana, niye WhatsApp'la yapıyor? Niye? Mecbur. Ne yapacağım şimdi? Bir çözüm bulmam lazım yani. Yoksa adresle madresle bulabileceğim bir iş yok ki. Doğru. Emre Bey sizde nasıl? Efendim? Artık Google var Allah'tan. Mısır için söylemiyorum da yani. Bir yerden sipariş geldi mi kapının önüne kadar bakıyoruz nereden geldi bu sipariş diye, yer geldiği zaman. Garip bir yer gördüğümüz zaman yani. O şeyi öyle gördük. Biraz önce verdiğim okyanusun ortasında 50 nüfuslu bir ada. Bir ada ismi hayatımızda duymadık. Bu ada nerede diyoruz? Google zor buldu adayı. Çünkü Tahiti'den 8 saat motorla gidiliyormuş yani. 50 tane 50 çift nüfusu var. Yani Google'da bile zor çıkıyor bu adaya. Ebeveyn nasıl oranlar Emre abi? Şöyle bizdeki oran tabii ki yurt dışında çok, yurt içinde çok çok daha iyi durumda. Çünkü bizim de bir de şöyle de bir avantajımız var. Biz aynı zamanda mağazaları olan ve bayağı da eskiden beri marka birliğinin yüksek olan bir firma olduğumuz için bizde ciddi organik trafik var. Yani bizim Türkiye'deki pazarlama harcamız oran da organik trafiğe göre 70-30 gibi söyleyeyim. Yani %70 neredeyse organik direkt geliyor bizim trafiğimiz. Ama yurt dışına gittiğimiz zaman tamamen no name'iz. Klikleme maliyetleri Metin abi bahsettiği gibi çok yüksek. Orada gerçekten bir yatırıma ve para yakmaya ihtiyacımız var. Şimdi onu da işte biraz önce söylediğim noktada yapınca hatalarınızı anlıyorsunuz. Böyle attığımız zaman parayı saçıyoruz. Bir bakıyoruz ki dönüşümler inanılmaz kötü. Diyoruz ki biz bunları yanlış yaptık. İçeriğimiz kötü, fiyatımız kötü, ürünümüz yanlış. Biz nereye atıyoruz? Şimdi tekrar özümüze döndük. İşimizi çok iyi öğreneceğiz, çok iyi ezberleyeceğiz. Şimdi parayı bir daha atacağız bakalım. O zaman biraz daha iyi oluyor ama bu finanse etmek şart bunu tabii. Doğru. Öyle hatalar yaptık ki 38-42 ürün satıyoruz. Amerika'ya şişmanlara düşünün. 38-42 ürün satmaya kalktık biz. Yani bizim yaptığımız hata mesela. Yani. O da adam mesela 52 beden zaten. Bizim 38-42 var ürün. Biz satıyoruz. Niye satamıyoruz diyoruz. Biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Reklamı yapıp değiştiriyoruz. Onu değil. Uğraşıyoruz işte yani şimdi. Hani bak bizim yaptığımız hata. Hani o kadar çok hata yapılıyor ki insan farkına varmıyor. Sonradan da bir anlıyor. Oo. Mesela en büyük yaptığımız hata tercüme hatası. Şimdi onlar büyük beden diyor. Büyük bedeni biz çevirttirdik. Ne diye çevirsin? Big size. Değil mi? Büyük beden big size. Çevirmen yanlış yapmamış. Ama adam plus size diye arıyor Google'da. Evet. Yani hiçbir yerden bir şey alamıyorsun. Uğraşıyorsun duruyorsun mesela. Öyle hatalar. Ama öğrendim şimdi değil mi? Öğrendik bak şimdi. Herkes anlatmaya çalışıyorum. Metin abi tam onu yapıyoruz şu an. Bu 100 ürüne odaklandık. O, yani işte arkadaşlar dinliyordur bizi Bekir. Yani oturduk bunları bir döndük İngiltere'deki sitelere. İşte bu hafta bizim toplantıda konusu geçti. Biz First Bicycle diye ilk bisikletimle adı da First Bicycle. Evet. Ama bizdeki bisiklet adam İngiltere'de Trix yani üç tekerlekli. Bicycle değil ki bicycle iki tekerlekli demek yani. Bicycle yani. O yüzden yani bunu şimdi görüyoruz yani. Biz ki ebeveyiz bunun işimiz bu diyoruz yani. Yani. Kemal. Müge Hanım sizde lokal pazarda satışlar var mı şu anda hali hazırda yoksa tamamen yurt dışı odaklı mı? Biz tamamen yurt dışına satıyoruz. Açıkçası Türkiye'de bizim bir işimiz yok. Yani bir işimiz yok derken memleketimizi beğenmediğimiz için yanlış anlaşılmasın. Biz tamamen bütün ürünlerimizi yurt dışına satıyoruz. Onun için böyle bir kıyaslama yapamadım şu anda. Evet evet. Çok güzel. Özellikle de bu tanıtım tarafını şeyi de sormuşlar. Reklam bütçesini nasıl belirlemeliyiz? Pazarlama bütçelerini nasıl belirlemeliyiz? İlk etapta ne kadar olmalı? Bu stratejiyle ilgili. Ve bir bundan sonra da şeye de geleceğim. Bu hatalar konusunda biraz daha konuşup ondan sonra toparlayacağım. Yani hatalar kısmını da isterseniz bir yandan da düşünün. Yani en çok yapılan hatalar konusunda. En zevkli kısımlar oralar oluyor zaten böyle. Hani buralarda hata yok diye. İnsanların başına geliyor çünkü. Yani reklam tanıtım tarafındaki strateji nasıl olması gerekiyor? İlk etapta. Ben mi başlayayım? Başlayın buyurun. Tamam. Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi az önce Metin Bey'in de söylediği gibi özellikle Google reklamları çok pahalı. Bir de şimdi Türkiye'de tabii ki TL üzerinden veriyorsunuz. Yurt dışında dövizle veriyorsunuz. İşte 7'de 1'i 8'de 1'i olduğu için
O evet. Böyle çıtır çıtır yanıyor. Bir yanık kokusu geliyor bir yerden. O hissediyorsunuz acısını. Evet. Yani burada adım atarken tabii dikkatli olmak lazım. Evet. Yani bu sürdürülebilir bir süreç olması gerekiyor. Hani işte customer acquisition cost deniliyor ya buna. Harcadığı para bölü kazandığı müşteri, o zaman birim müşteriye ne kadar para harcadığını görüyor. Şimdi tabii burada şöyle bir nokta var. Eğer ki bu siz o reklamı devamlı o tonda verdiğiniz müddetçe devam ediyorsa siz bir ciro yapıyorsunuz ama para kazanmıyorsunuz noktası oluyor. Bunun olmaması için bence yani bütün kurguyu Google reklamları üzerine kurmak yerine sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıp tabii ki mutlaka SEO çalışmalarını yapıp bulunabilecekleri her mecrada bulunmaları, marka olarak bulunmaları. Şimdi mesela pazar yerlerinde marka olarak bulunma konusunda ben az önce bir konuşma olmuştu, onda hemfikir değilim. Çünkü siz tanınmamış bir markaysanız yabancı bir ülkede pazar yerinde bulunmak sizin için büyük bir avantaj. Çünkü oradaki yabancı müşteri şöyle düşünüyor. Bu firma burada olduğuna göre yani atıyorum mesela hepsi burada ya ben güvenirim diyor ve ben bunu buradan alırım diyor. Dolayısıyla bu sizin otomatikman tanınmanızda büyük bir katkı. Bunun dışında bence YouTube iyi bir kanal. Bütün mecraların tamamını değerlendirip Google reklamlarına da bunların içinde bence onda bir oranında yer veririm. Yani her birine bir parça verecek olsam Google reklamlarına daha az yer veririm. Çünkü geri dönüş olarak çok düşük kalabilir, çok hızlı yanar ve bu da bir süre sonra, kısa bir süre sonra ümitsizliğe kapılmalarına sebep olabilir bence. Evet, Metin Bey, Emre Bey, sizlerden de alabiliriz yorum. Pazarlama tarafında ilk etapta. Şöyle, benim şeyim şu. Şimdi şu Amazon'dan örnek vereyim. İspanya'da hepsi burada gibi e-ticaret siteleri vardı. Amazon İspanya'ya girdi. iPhone yazdığında ilk 4 e-ticaret sitesi geliyordu. Şimdi o e-ticaret, Amazon 400 milyon dolar para harcadı reklamı. Şu anda 26. sayfada geliyor iPhone yazınca o e-ticaret siteleri. Şimdi ben Sefa Merve markasıyla gidip oraya koyduğumda eğer ben kendi marka yapma gücüm yoksa evet. Ama ben kendimi orada gidip Sefa Merve hacmi oluşturabiliyorsam bir ülkede ben gidip reklam yapıp awareness yaratıp bu hacmi oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi benim yapmaya çalıştığım şey bu. Ama tabii ki sen bu strateji olsa ben sıfırdan başlayacak olsam bugün bu kadar hacim, ya ben şimdi Dolce & Gabbana kadar aranıyorum dünyada. Ben şimdi niye bundan gidip Amazon'a pay vereyim? Ama küçük bir markaysam ben pazara yeni girmek istiyorsam en doğru strateji marketplace'ler üzerinden başlamak. Çünkü bu kazandıkça kendi iş modeline para harcayıp büyütebileceğim bir şey. Niye cebimden para yakarak büyüteyim? Yani bu bir aslında bu iş bir matematik. Yani bu matematik, bu matematiğe göre bakılıp karar verilecek bir şey. Güzel. De ben de aynı nokta şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de de bu sorunsal ve konuşuluyor zaten. Hep de aynı şeyi konuşuyoruz. İşte pazar yerinde olmak mı lazım, olmamak mı lazım? Yurt dışı için, ihracat için de bu geçerli. Türkiye için de geçerli. Bence ikisinde olmak da lazım. Onlarla işbirliği de yapmak lazım. Rekabet etmek zaten zorunlu. Mecburen rekabet de ediyorsunuz kendi siteniz varsa. Şimdi bence ihracatta da aynı şey geçerli. Biz şimdi AliExpress'e girdik. Rusya'da bir müşteri edindik. Evbek markasını bir şey tanıtıyoruz. Orayı yani hem satış yapıyoruz hem de bir yandan o pazar yerlerine ödediğimiz komisyonlar veya masrafların da geri dönüşü onları bizim reklamımızı yaptırtabilmek. Yani ne demek istiyorum? Biz orada kendi markamızı pazar yerinin sayesinde tanıtabilirsek en güzel tanıtım da malı satmakla oluyor. Malı ulaştırıp o deneyimi sunmakla oluyor. Yoksa siz ne kadar yazarsanız yazın. Transaction olmadan en güzel tanıtım transaction. Şimdi biz o mutlu memnun müşteriyi de yaratabilirsek ondan sonra işte onun artık şeyini izleyebiliriz. Yani ebek.com'a da gelip de bizim dikey sitemizden, bizim deneyimimizle e-ihracat içinde sipariş verecek güvene ulaşır. İşte orada pazarları önemli. Gerçekten biz şu an o şeyde sorumsallığı çok uçlardayız. Yani Türkiye'de ciddi bir marka bilinirliği yurt dışında bizi hiç kimse tanımıyor. Her yerde sıfırdan yepyeni bir ebebek kuruyoruz yurt dışında. Biz şimdi öyle bakıyoruz yani. Çünkü bizim kendi bir yurt dışı mağazamız yok. İşte olmadı. Ama şimdi sıfırdan bir marka yaratmaya çalışıyoruz gibi. O zaman da o pazar yerlerine biraz mecbur oluyoruz demeyeyim ama kolay
yönü yani. Lokalizasyonu hazır. Bu dijital pazarlama maliyetlerinden bir nebze daha feragat etme şansı ilk etapta var. Ondan sonra da stratejimiz de aynı Mehmet abi de söylediği gibi belki de artık biz Rusya'ya kendi sitemiz için pazarlama yapacak duruma geleceğiz. Ondan sonra da oradaki pazar yerlerinden yavaş yavaş çekilme noktasına gelebiliriz. Ozan Bey, 4 katına paraya mal satıyorsunuz yani. Niye kimse dışarı uğraşıyor ki? Ya biz burada niye uğraşıyoruz sanıyoruz? Tamam, bir taraftan devlete, millete fayda olsun, tamam bunu da düşünüyoruz ama sonuçta da 4 katına mal satma şeyi de var burada. Yani bu sadece böyle havaya gaz bulundu konuştuğumuz bir durum değil. Hele Arabistan falan yani 8-10 katı, öyle söyleyeyim size. Çok var. Çok güzel. Affiliate marketing kullanıyor muyuz? Mesela Ozan Bey sormuş. Firmaların büyümelerinde affiliate marketing çalışmalarının katkısı yüzdesel olarak nedir? Affiliate marketingten gelen günlük satışları, günlük toplam satışların yüzde kaçını oluşturuyordur? Bizde Orta Doğu'da affiliate marketing öyle bir yani çok hiç çalışmıyor, sıfır yani. Öyle söyleyeyim. Öyle bir trafik geliyor, conversion oranları 1000'de 1. Affiliate marketingte. Onun için biz bıraktık mesela şey tarafında. Orta Doğu, işte Kuzey Afrika, bu tarafta bıraktık, çalışmıyor. Yani orada fake bir şeyler var, çözemediğimiz. Onu da söyleyeyim. Ne olduğunu anlayamadık. Yani oralarda dikkat edin, çalışmayın. Deli gibi trafik geliyor ama satış yok. Hem de farklı IP'lerden o kadar uğraştık oraya. Kimse de çözmedi. Hollandalı firmayla anlaştık çözecek diye. O da çözemedi, çıkamadı işin içinden. Hani Google'ın fake trafiğini çözen firma oranın trafiğini çözemedi. Öyle bir durum var orada. O tarafta. ama şeyde çalışıyor, Avrupa'da falan çalışıyor affiliate marketing, o taraflar Amerika'da iyi çalışıyor. Çünkü yok yani şöyle, kanun regülasyonların düzgün olduğu ülkelerde düzgün işler yürüyor affiliate marketingde ama regülasyonların biraz esnek olduğu ülkelerde bir sürü sıkıntılar var. Müge Hanım, yurt dışına zeytinyağı ürünlerine gönderiyor musunuz? Bizde bu zeytinyağı ve kuru baklava işi yapmak isteyen bayan arkadaşlara neler söylemek istersiniz demişler. Şimdi şöyle, zeytinyağı açıkçası çok çok az sattığımız bir ürün. Sebebini de şöyle izah edeyim. Gerçi bu sene belki biraz değişmiştir bilmiyorum ama normal şartlarda dünya zeytinyağının yarısını zaten İspanya tek başına üretiyor. Ve dolayısıyla piyasada büyük bir ağırlığı var. Ve fiyatları da oldukça makul, dominantlar. Şimdi az önce bir şey sormuştunuz ya, Türk ürünü olmasıyla ilgili nasıl bir bakış açısı var diye. Yurt dışında bence özellikle tekstilde çok pozitif bir bakış açısı var Türk ürünü olmasından yana. Fakat zeytinyağında böyle bir sabit bir bakış açısı var. İtalyan ya da İspanyol zeytinyağı almayı tercih ediyorlar. Eğer Türkiye'den zeytinyağı alacaksa bunun çok ucuz olması gerektiğini zannediyor tüketici. Aslında İtalya'nın zeytinyağının büyük bir kısmı Kuzey Afrika'dan geliyor. Çünkü kendileri tüketiyorlar kendi ürettiklerini zaten. Fakat son tüketici, nihai tüketici bunu bilmiyor tabii ki. Yani İtalya alıyor Kuzey Afrika'dan dökme olarak, şişeliyor, satıyor İtalyan malı diye Amerika'ya. Onlar da bayıla bayıla yiyorlar. Siz nitelikli ürün satmak istediğiniz zaman dahi burada bir ön yargıyla karşılaşıyorsunuz. Yani bu önyargı kısmını aşabilirlerse satabilirler. Yani gönderme konusunda, ambalaj konusunda bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum ama önyargı konusunda bir sıkıntı yaşarlar. Bir de rekabetçi bir fiyat yakalamalarının zor olduğunu düşünüyorum. Rekabetçi fiyat konusunda sıkıntılı açıkçası zeytinyağı konusunda. Yani ben eğer bugün başlayacak olsam hani elimde bu ürün var, bunu satsam mı diye girmek yerine biraz işin içine girip ihtiyaç ne diye bakarım. Yani ne satılıyor, ihtiyaç olan ne? Hani ben bunu üretmiyorum diye de kendilerine bunu engel olarak kabul etmesinler. Onu yapan birini bulup ürünü temin edebilirler. Yani elimde zeytinyağı var, ben onu satayım ben olsam uzaklaşırım. İhtiyaç ne? Ne kullanıyorlar? Ya da mesela kendi temin etmelerinin kolay olduğunu düşündükleri ürünlerin yurt dışındaki muadillerine açıp bakabilirler. Onlar da ne kusur görüyorlar? Onun o insanların şikayetleri neler? Şikayetlere odaklanıp o ürünün bir iyisini üretebilirler. Bence zeytinyağı, şu an için en azından söyleyeyim, zeytinyağı satmaktan daha iyi bir sonuç verebilir.
Ben Metin abi pazarlama onun dalı ama biz marka olmaya başlayabilirsek o zaman işte belki bir şey konuşuyor olabiliriz. Çok biz yıllarca bütün sektörlerimiz biz fason çalıştı. Bütün Avrupa'ya bütün hemen hemen bütün sektörler. Biz marka yaratamadık. Evet bunu hep konuşuluyor. Çok da moda bir terim bu markamız yok. Dünya markamız yok falan ama işte o fiyatı belirleyecek noktaya olmuyor. İtalyanlar geliyor zeytinyağını alıyor. Çinliler geliyor bizden mermeri alıyor. Çin'e götürüyor. Biz devamlı onları besleyen fındığı işte biraz önce almışlar galiba fındığı Ferrero alıyor. Katma değerli ürüne dönüştürüp markalaştırıp aslında yurt dışına çıkarmış. Ve dünyaya da bakıyoruz en büyük markaların hiçbir üretici değil. Ne Zara'sı ne bilmem nesi. Biz Ebebek olarak da üretici değiliz. Yani bizim fabrikamız yok. Zara'nın da fabrikası yok. Bunları hep alıp ürettirip fason çalıştırıp kendi markalarını pazarlamasını yapanlar. Yani dolayısıyla ihracatta da İşte o Metin abinin sözünü söylüyor, bu şeye muhtaç kalmamak için, pazar yerlerine de muhtaç kalmamak için biz demek ki bir marka yaratabilmemiz lazım. Doğru pazarlama yapabilmemiz lazım. Kesinlikle. Müjdat Bey şey sormuş. Amerika'da iflas masalarında önümüzdeki günlerde çok düşük fiyata markalar ve mağazalar satılacak. Bunları alarak 32. kattan işe başlamak mümkün mü? Evet. Güzel bir soru. Kıraklığını yapmadığı için ustalığını yapmaya kalkarsan bilmiyorum ne olur. Evet. 17 yıldır geleneksel ürünler üretiyoruz. Müge Hanım ile özellikle gıda ihracatı hakkında görüşmek istiyoruz. Mail adresinizi iletir misiniz? Şeyden chat kısmından değerli misafirlerimiz mail adreslerinizi yazarsanız to kısmına ama attendileri de seçerseniz mail adresinizi yazarsanız oradan da size de ulaşabilsinler. Sorulara bakıyorum. Evet, aslında şeye geleyim, hatalara geleyim. Yani en çok, yani aslında 5 tane hata deseniz yeterli. Herkes böyle 5 tane hata dese, en önemli 5 tane hata. Emre abi gözünü avuşturuyor, 2 saattir yoğurdu. Çok farklı da şimdi hangisini seçeceğim? Hepsi hata zaten. Ben 3 tanesini söyledim. Tamam. Ya, her noktada bir şeyle karşılaştığın için hepsi, işte hatta şimdi aklıma geldi hemen söyleyeyim. Evet. Yok. Biz işte lokalizasyon döneminde telefon numarası, yani bizde üye girişi mecburi, üye girişi alıyoruz eskiden beri. Yurt dışına üye girişi alacağız. Yok işte Almanya'da 8 haneliymiş telefon numarası da, Fransa'da 9.5 numarası, Fransa'da üye geldi diyor falan gibi böyle. Yani buna benzer birçok şey var ya, hepsinin lokalizasyonu birbirinden farklı, herkesin bir yoğurt işi var yani. Yani o yüzden işte şimdi şeye biz artık odaklanmaya başladık, ülke bazlı odaklanıyoruz artık yani. O ülkede yaşamamız lazım bizim. Her şeyi yaşamak. Özellikle işte Emre abi şey dedi. Analiz. Orada yaşıyormuş gibi yapacağız. VPN'le o ülkeden bağlanacağız artık. Neyse evet. Adını koyuyorsanız yani. Sanal bir adres bulacağız, bir şeyler yapacağız yani. O ülkede yaşamamız lazım. Bu geçen de özellikle o konuda Metin abi çok bir webinarımızda söylemişti. Hani şimdiki aklım olsaydı işte o bölgede aslında lokalleşir, yani bütün bölgelerde lokalleşirdim diye. Hani sözün gerçek anlamında hani global düşünüp lokal hareket etmek var ya, hani özellikle de bu Covid döneminde o bölgelerde birebir bulunmak, orada yaşamak tarafında deposuyla, operasyonuyla, her şeyiyle. Yani biraz da aslında oraya da geliyor. Metin abi sanırım herhalde oraya dokunacaktınız. Arapça'da 7 tane Arapça var. Farklı yazılan, farklı ifade edilen şimdi. Ben şimdi nasıl diyeyim işin içinden? Hani buradan bakarak bir tane, biz hangi bölgenin Araplarına çalıştığımız, bizim şeyin hangi bölgenin, hani nasıl çıkıyoruz işin içinden? Anladın evet. mı? Mutlaka lokalizasyon demek, İngilizce'ye çevirmek demek başka bir şey. Çünkü Amerika İngilizcesi, İngiltere İngilizcesi birbirinden apayrı başka durumlar. Birinde sepet başka, basket başka, birinde bilmem ne başka, o başka, bu başka. Yani bu dille çevirmek derken, lokalizasyon derken İngilizce olarak değil, hakikaten o yöre halkının konuştuğu, ifade ettiği şekilde aradığı, daha doğrusu Google'da, suggest'lerde çıkıp aradığı şekilde siteyi oraya getirmekten bahsediyorum. Hala yani hepimiz hatalar yapıyoruz. Yüzlerce hatalar yapıyoruz. Mesela WhatsApp işini yaptık. Bizim müşteriye şeye WhatsApp'tan merhaba, bizim bota merhaba, her şeyi çözdük. 700 sipariş alıyoruz. Merhaba yazıyoruz. Aradığınız ürünü bulamadım diyor. Çünkü bizim müşteriler, şimdi biz geçmiş 4 yıllık dataya göre eğittik yapay zekayı. Hiç bize merhaba yazan müşteri yok. Herkes selamünaleyküm yazıyor. Merhaba yazanı da ürün sanıyor. Orada yani mesela böyle böyle 100 bin tane acayip acayip hatalar. Çok iyi. Müge Hanım, sizde ne gibi hatalar oldu? Biz düşünüyorum şu anda zamanlama hatası yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeylerde geç kaldığımızı hissediyorum. Hatta yani şöyle söyleyebiliriz.
belki şu anda ne hata yaptığımızı bilemediğim için onu büyük bir hata olarak görüyorum. Çünkü muhtemelen şu anda bir şeyleri kaçırıyoruz yani an itibariyle. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Zamanlama hatası, bazı şeyleri kaçırmak. Yani bir 4-5 sene, yani şu anki tecrübemi 4-5 sene önce sahip olmak isterdim açıkçası. Çok güzel, çok güzel. Evet, başkanım, sizlerin sorusu varsa alalım. Yoksa süre itibariyle de bakıyorum çünkü bayağı da yorduk zaten 2,5 saattir misafirlerimizi de sağ olsun. Evet, zaten katılımcılar bir yanda sayıya bakıyorum, habire kaçanlar var yani. 370'de daha başladık. 211 sadık. Toplam katılım sayısını söyleyeyim. 894 kişi katılmış toplamda. Maşallah. Giriş çıkış yapanlar da var demek. Yani ben kısa, belki o da uzun gidebilir ama yani kendilerine hep şey vardı, kişisel olarak sorarlar bunu. Hedef aldığınız, kendinize rol model aldığınız kişi var mı diye. Hani kurum anlamında yurt dışında iyi bir e-ihracat sitesi var mı katılımcılarımızın? Kendileri için örnek teşkil eden bir kurumsal yapı var mı? Öyle bir şey nasıl değerlendirirler bilmiyorum. Peki onu merak ettim. Yani ben bir kitap okur, e-ihracatla ilgili bir kitap okurken orada değişik örnekler var da, bu mesela lüks giyim kategorisinde, mesela İngiltere'de Net Importer diye bir site var galiba. Mesela ondan biraz okumuştum. Bayağı başarılı olmuşlar bu kendi alanlarında özellikle. Yani lüks kategoride insanların internetten giyim kıyafet alıp alamayacağı bile biraz ince alay konulara bile olmuş galiba. Ama neticede başarmışlar. Yani böyle bir şey var mı kendi arasından? Yoksa biz sadece kendimiz de yarışıyoruz mu diyorlar? O da güzel bir şeydi neticede. Yani şimdi ben teknoloji konusunda şey yapmıyorum. Ya ben kendi açımdan baktığım teknolojide hakikaten yani Türk olarak da zaten iyi durumda görüyorum. Gençleri de çok şey yapıyorum, beğeniyorum. Yani var sorunları, tamam, hani problemler var. Kendi kuşaklarının getirdiği bir sürü sıkıntıları var ama yurt dışına gidip baktığımda, buraya döndüğümde hakikaten akıllılar. Yani çocuklar hakikaten bir şeyler yapma isteği var mı? Rahata alışmışlar mı? Bu konularda bir sürü laf söyleyebilirim. Ama zeka ve bilgi, bu tarafta bir şey söyleyemem yani şimdi. Onun için de bakın, teknoloji konusunda hedef aldığım bir durum yok. Ama mesela üretim, tedarik safhası falan filan, o tarafları yönetmek açısından mesela LCY2'yi ben kendi şirketimiz olarak da baktığımda LCY2'yi ben örnek alırım kendime üretim tarafıyla ilgili. Ha, yani şöyle hayata baktığında da hani böyle değişik bir adam, değişik birisi olarak benim hep şeyim, idolümde Richard Branson'dır. Virgin Airlines'ın sahibi. Yani böyle bazı görüşleri hariç tabii ki de. İşte kite yapıyor, spora düşkün, işte motor uçta işler yapıyor. Aynı zamanda da şey, mesela ben onun adasına Necker Island'a gitmek benim hayallerimden bir tanesiydi. 5 sene uğraştım. Sonuçta ayarladım işleri mesela. Ama şöyle oluyor benim hep hikayeler. Mesela Richard Branson'ın adasına gideceğim diye kurduğum hayal, uğraştığım şeyler, bir sürü İngiltere'deki iş adamıyla tanışıyorum. Onlarla iş yapıyorum. Şimdi ben diyorum ki Kabe'nin içine gireceğim. Onunla uğraşıyorum, o tarafa gidiyorum uğraşırken. İşte Suudi Arabistan'ın en büyük iş adamları da. Çünkü size o kapıyı açacak insanlar büyük insanlar oluyor. Onlarla o yolda ilerlerken onlarla tanışıyorsunuz. Yani benim hep böyle, benim hayatımdaki idoller aslında böyle tek bir kişi her şeyi çözmüş bir şey değil de o spesifik alandaki işlerle ilgili böyle söyleyebileceğim bir sürü şey var. Galiba sona da geliyoruz. Bir de bir şey söyleyeyim. Yani benim iş hayatımı çok etkileyen, her şeyde karar almamı etkileyen ve yani bakış açımı etkileyen şey kite'tir. Yani kitesurf, kiteboard. Bunun da şöyle bir şeyi var. Ayaklarınız anda, yani cross motoru yaparken hep ileriye bakarsınız. Çukura ne zaman tekerleğin gireceğini hissedersiniz. Girdiği ana bakmazsınız hiçbir zaman. Hep ileri, o hızda beyin hesaplar o çukura ne kadar da geldiğini ve onu hissedip selede pozisyon alırsınız. Evet. Kite'da da aynı durum var. Bacaklarınız dalgalı zeminin üzerinde ve o anda motosikletin süspansiyonu gibi her şeyi hissediyor, anı hissediyor. Fakat uçurtma yaptığınız hamleleri 5-10 saniye gecikmeli yapıyor. Böylece beynin bir kısmı geleceğe hükmederken bir kısmı ana hükmetmek durumunda kalıyor. Aslında iş hayatı bu değil mi? Bir de hep dalganın üstünde olmak. Hiç aşağı düşmeden hep dalganın üstünde gitmek demek aslında, sörf yapmak demek.
Ve bunları birleştirdiğinizde, karaya çıktığınızda, kayıt yapıp karaya çıktığınızda size bir soru sorsa hakikaten bambaşka bir bakış açısıyla bambaşka bir cevap verebilirsiniz. Herkesi de mutlaka bu sporu, çok pahalı bir spor da değil, bir kayıt alıyorsunuz 10 bin lira 10 sene kullanıyorsunuz. Yıllık 1000 liraya geliyor. Yani onu da söyleyeyim. Hani herkes dışarıdan çok pahalı bir şey gibi geliyor da o da yok işte. Mutlaka hele gençlerin özellikle mutlaka bir sporu bir denemelerini bambaşka bir bakış açısı kazandırabileceğini düşünüyorum ve sözü bırakıyorum size. Müge Hanım, var mı Emre Bey? Valla benim için yani çok standart olacak ama tabii ki Amazon ve Jeff Bezos yani. Jeff Bezos'u da çok örnek almamın sebebi herhalde çok sıfırdan işe başlayıp yani kendisinin çok açıklamaları var. Ürünlerimi kendim arabama koyup kargoya götürüyordum. En büyük hayalim bir gün forklift alabilir miyimdi acaba şeklinde. Hani o yüzden kesinlikle Jeff Bezos. Amazon çok seviyorum. Yani her anlamda şöyle çok seviyorum. Aslında herkesin yaşam şeklini değiştirdi. Yani Türkiye'de daha çok yine çok fazla aktif kullanmıyoruz ama aslında ticaretin bu kadar çok yön değiştirmesinde çok büyük payı var. Yani bence herkesten çok payı var. Kesinlikle Amazon ve Jeff Bezos. Emre Bey? Evet, Amazon'un ciddi bir şeyi var. Bu mecburen, mecburen demeyeyim de hem takdir ettiğim için hem de gerçekten gelişmeleri gördüğümüz için bence birazcık daha ileriyi gösterdiği için Amazon'u sürekli göz önünde tutuyoruz. Teknoloji de var içeride. Perakende de var. Ürün de var. Gerçekten pazarlama işi de iyi biliyorlar. Onun dışında ben eskiden beri Asos'u tekstil tarafında, İngiltere'de bu tarafta takip ettim diye. Onlar da private label işini gerçekten öncülerinden biri e-ticaret private label'ın. Onun dışında kendi dikeyimizde takip ettiğim Brezilya'da, Hindistan'da değişik coğrafyalardan siteler takip etmeye çalışıyorum. Amerika'da, Avrupa'daki büyük anne bebek sitelerini takip ediyorum açıkçası. Yani kendi sektörümüz açısından da biraz da ihracatla da haşır neşir olduğu için o ülkelerde, yani o ülkede satış yapmasak, Hindistan satış yapmıyoruz ama işte oradaki siteyi de First Cry'ı da takip ediyorum ama genel olarak dikeylere bir ilgim var. Yani mutfak tarafında işte bizim Sonoma'yı takip ediyorum Amerika'da falan. Böyle dikeylere ve deneyimlere biraz ilgim var. O şeyin yani pazar yerinden farkın bu hep şey örneğini veriyorum. İşte Boyner'de Boyner mağazasına giriyorsunuz. Department Store. Orada Levi's'ta satılıyor. Mavi cinsle satılıyor. Ama işte hemen kapıdan çıkıyorsunuz. Levi's'la Mavi'nin de flagship store'ları var veya kendi store'ları var. Şimdi oradan da alışveriş yapan insan var. O kadar çeşitin arasında alan var. Gidip öbür tarafta başka bir marka deneyimini yaşayıp da almak isteyen insan da var. Dolayısıyla bizim kendi dikey sitelerimiz başka bir deneyim sunmalı. Gerçekten orada biz anlatmalıyız kendimize. Ama öbür tarafta da başka bir ticaret var. O ticaret içinde olmalıyız noktasından iki tarafta hem pazar yerleri tarafında hem de dikey siteleri takip etmeye çalışıyorum. Bu arada şimdi saat itibariyle de bakıyorum 2,5 saat olduk. Şahsım ve kurumum adına çok çok teşekkür ederim. Başta başkanımız olmak üzere değerli misafirlerimiz ve değerli izleyicilerimiz. Hani büyüğümüz olarak da kapanışı da sözü ben İsmail Bey'e vereceğim. Kapanışı da o inşallah tamamlayalım. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Samimi bir şekilde bilgi birikimlerinizi paylaştınız. Buyurun başkanım. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle. Hatalardan sordunuz. Belki benim de hatalardan biri bu değerli iş insanlarıyla tanışmamak, geç tanışmak olmuş. İnşallah onu da bugün telafi etmiş olduk. Hatalar insana ders çıkarmak için. Ne kadar yakın işbirliği olursa zaten ülkemizin kalkınması, ülkemizin kalkınması demek aslında neticede insanlara da bir fayda demektir aynı zamanda. Bu çalışmalar, gelişen teknolojiyi iyi yorumlamak, genç jenerasyonu anlamak, tabii kuşakların beklentileri doğrultusunda onlar bir dünya bize sunacaklar, sunuyorlar. Onlar biraz yönlendiriyorlar. Artık oturdukları yerden her şeyi yapmaya çalışıyorlar. İnşallah bu alanda ticareti de sevdirebiliriz, anlatabiliriz. Üretmek kadar satmak önemli çünkü dünyada. Bunu da
birlikte başarırız. Ben çok memnun kaldım. Memnuniyet duydum yani birlikte olmakta. İnşallah daha özel konuları da uygun zamanlarında beraber tartışmak isterim. O konuda da yapmak istediğimiz bizim de bazı konular var bölgede. Onları da inşallah değerlendiririz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Herkese görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.